O da Twitter'a güzeldi. yönlendim. Hangisi? Sağındaki mi? Solda aşağıdaki buzun altındaki. Güzel değil mi? Alalım mı? Ha. Olabilir. Emre İlhan yediymiş benim Hülya. Emre İlhan yedi. Çok yabancı ya. Emre kim acaba? Allah'ım. Yazlar. Gerçek hesabınla mı troll takılıyor? Evet. Sci-fi'lardan seçtiğin yok değil mi? Oğlum ne yapabilirler bana? Sci-fi mı? Ne yapabilirler? Ne yapamazlar? Hiçbir şey yapamaz. Tahtalı son karar mı? Yes, Evet. yes, yes. İyi, bu ne? Nerelere düştüm aynı? Allah belanı. Bu da şey demişler. İşte high poly, low poly referans olabildiğince yakın olsun. İşte high poly yüksek poligon sayısı temiz topoloji. Low poly 2500-3000 tris arası temiz topoloji. İşte low poly'nin segmen sayıları silindirin kü... Yani ya şey işte. Hani low poly olsun ama kenarları tık tır tık gözükmesin falan demiş. 90 derece kenarlara chamfer kullanmadan modelleyelim demiş. İşte model yapısına uygun smoothing group, UV mapping, optimum doluluk, işte normal map, ambient occlusion map. Olursa artı olur dedi. Model yapısına uygun su yolları. Parantez içinde texture flow. Bunu bilmiyorum ben mesela. Ne demek bu? Ya o su yolu dediği şey oluyor da senin modelde var mı ki öyle bir şey? Yani işte attım modeli referansı sana özelden. Bunda yok. O niye olursa altı olur diye demiş ki. Su yolları ne demek ki ya, ben ilk kez duydum. Ya bir işte mesela su yolu dediği şey oluyor. Ona bakmıştık biz. Akarsu düşün. Gerçi onun bununla alakası var mıydı ya? Yoktu galiba. Ya texture flow demiş parantez içinde. Şey kastetmiş olabilir belki. Birbirini takip eden tekstürleri. Yani bütün yönleri aynı. Ha. Emin değilim ama ondan. Okey. Yol dediği de şey İşte. oluyor ya, bir tane şey düşün UV. Ama onu sen yapmazsın ki. Bir tane model işte. düşün. Akarsu gibi. Şuradan bir şey akıtmak için ona ayrı bir texture map veriyorlar. Maviden kırmızıya mıydı? Kırmızıdan maviye mi? Burada bir şey oluyor. Ha. Graded geçiş oluyor. O anda işte kodunu yazıyorlar. Bir şey yapıyorlar işte. Allah Allah. Mesela bir sıvı var düşün, su var düşün. Su buradan böyle maviden kırmızıya akıyormuş gibi. Anladım. Sıvı ne bir şey. Demişler ben anlamadım bence ya. Burada onu, bence burada onu demek istememişler, yanlış kullanmışlar. Bir daha söyler misin? Ne demişler? Model yapısına uygun su yolları. İngilizce mi yazmış? Ya ekledim mi bu arada? Yok, Türkçe. He? Yok ya, biraz hesabı düzenliyorum. He. İlginç. Ne oldu? Şey işte, test modelini yaparken ekran kaydı almanızı istiyoruz. Ekran kaydını 7GB almanız yeterli. İşte videoyu YouTube'a ekleyip linkini model ve mapleriyle birlikte maile yanıt gönderebilirsiniz. Varsa Marmoset Toolbox Substance Painter dosyası. İşte High Poly, Low Poly FPX, işte texture'lar. Çok da dert değil onlar ya. Aynen. De ben Bake'de patlıyorum ya. Videoyu alacağım da şimdi ben orada patlayacağım, geri döneceğim. Patlayacağım. Yok mu benim sana yaptığım da? Konuşurken batırırsın yine. Ne? Konuşurken batırırsın yine. Ya dur onu hallederiz. Hadi kendine özgüvenin olsun biraz ya. Kaç yaşında adamsın? Kaç yaşında adamım? Yani böyle olmaz Kadir. Kendini 10 yıl sonra nerede görüyorsun? Ya o sen de başlama şimdi var sıfır ya. Sıfır şaka. Bu arada sorduğum soru hani gerçek ciddi bir soru. Soruyorlar zaten hep böyle bu tarz. Kendini 10 yıl sorular sonra nerede görüyorsun? Onu sormasının bir sebebi var adamın. Mezarda görüyorum. Böyle cevap verirsen direkt elenirsin zaten.
Ya ne bileyim 10 yıl sonra şimdi. Ya çok büyük bir kilidi artist misin? Çok büyük bir sanatçı mısın? Bir hedefin var mı yani? Adam aslında orada senin bir hedefin var mı yani? Onu öğrenmek. Sen hedefsiz biriysen günün sonunda işini yapan, parasını alan, arkasına yatan adam oluyorsun. Bir hedefin yoksa. Evet. Kendini hiçbir zaman geliştirmiyorsun. Orada önemli olan bir hedefin olması. İsmail kardeşim gibi değil mi İsmail? Benim bir hedefim yok oğlum. Ben sikimin keyfine takılıyorum. Ama onu da seviyorlar. 10 yıl sonra Patrick Bateman değil misin? 10 yıl sonra oğlum şu an Patrick Bateman'ı zaten. İsmail gibi olmayın. Bakın bu İsmail. İsmail gibi olmayın. Vay. Arada atladın bu arada. İki tane şey var bak. Onu neyse. Atlamak çok önemli değil ya. Ne yapayım burada? Sen söyle. Ben olsam yeniden bir silindir oluştururdum. Ya ne yapacağımı anladın mı? Hı hı. Niye yeniden bir silindir oluşturuyorum? Şey eşit değil. Eşit mi? Bak dur eşitmiş galiba. Aynen eşitmiş. Pardon ben yanlış gördüm. Şu an ne şeyleri... yaparsın sen olsan burada? Ne yapar mıyım? Şey işte Beyoğlu'ya paralarını açmayacaksın mı? Tamam ya yani yöntem anlamış mısın diye baktım da anlamışsın. Ya yuh o kadar da değil. Ama ben böyle yapacağım. Ha, ben dedim. Ben bunu desen Beyoğlu verip aralarını açacaktım. Salgın mı var ne anası satayım bizim ofiste herkes hasta oldu en son bana sıra geldi ben de hasta. Marmer salgın. Çok var ben 5-6 aydır hastayım bildiğin. Ha benim arkadaş da öyle birkaç aydır böyle hasta bir türlü adam akıllı iyileşemiyor. Çok moral için valla Allah razı olsun. Bir de hık dedi öldü geçen. O da yakın ya. Bıktım var ya ilaç kullanmaktan artık. Sıcağım, midem, çamaşır makinesi. Çok fazla ilaç kullanmayın ya. Niye bir süre ya sonra bağışıklık kazanıyorsun. Evet. Aynen. Ya çok şey içmiyorum genelde. Vitaminleri çok karşılayamıyorum. O yüzden onu takviye olarak almak zorundayım. Mecbur. İlacı sevmiyorum zaten. Abim de çok karşı. Kullandığımda bayağı sinirleniyor. Yağlı. Ev eczane gibi şu an. Benim de bilgisayarım aslında etrafında bir sürü ilaç var da kullanmıyorum çoğu. Hiç kullanmıyor, hiç alışma. Benim migrenim olmasa ağrı kesti bile almam, şey yapmam. Ben de Ama sevmiyorum geçmiyor. Kullanmayı. Aynen. Ya kullanıp kullanıp bıraktım çoğunu. İleride merak ediyorum. İlaçtan ne halde oldu? İlaç kullanmak ılıklıktır. Niye bir hastalığını çözemiyorsa bırakın öyle olsun. Değil mi Kadir? Aynen öyle. Kes babam patayım. Benden daha zengindir yani. Adam 56 yaşında kata ev dikiyor. Ben bilgisayar başında kemiklerim kırılıyor. Oğlum bu ne ya? Oğuz şunu bir izlesene. Atacağım mı diyorum? Aynen. At bakayım. Attım oğlum. Affet atam. Affet Allah'ım. İsmet bu ne? İsmet bu ne? Çeksiniz ha. Şey diyorsun mu? İsmet bu ne diye öyle Arap müziği giriyor. Yo yo oğlum attım lan Discord'dan. Videoyu indirdim.
Kötü. Öncelikle merhaba, ben Allah'a kitaba sığındım bunu ve bundan çok bilmiyorum ben. Allah'ım sen beni affet ya Rabbim. Türk bayrağı evimizde yoktu. Ben de kitabımdan açtım. Dur bir saniye. Affet atam. Affet Allah'ım. Söz veriyorum, büyüyünce çok hayırlı bir adam olacağım. Affet. İsmail bu ne? Olan video değil mi? Makro yetkililerinden özür dilemeye giderken ben çok özür dilerim. Allah'a kitaba sığındım. Desmet versek. Aynıymış. Hadi bir soru sorduk hala cevap vermedin lan. Mikrofonu kapalı şu an. Geldim. Şimdi bana benim hakkımda mı konuşuyordun? Soru sorduk hala cevap vermedin. Ne? Senin o yıl sonu nerede görüyorsun? Ya oğlum şu kadını öldürüyor da atayım mı? Hayır. Ama Oğuz bir izle bak. Tek yumruk, tek. Tek yumruk Oğuz. Hayır abi ya. Oğuz. Tek yumruk kanka ölüyor direkt. Ya Allah dur. Ne attın lan? Bağlantı erişimi yok. Şöyle sileyim. Dur. Ban yeriz. Böyle attım. Bir de. Bunlar tehlikeli sunuculardan geliyor biliyor musun? Bunları kolay bulamayın yeğenim. Al Hülya sana da sever misin bilmiyorum ama. Bu ne oğlum ya? Neden? Ne bileyim kanka sokakta random kadının tekini dövüyor. Ne abi oğlum sürüklüyor sonda. Bilmiyorum bir çöpe mepe atıyordur muhtemelen. Oğlum donunu falan indirir lan. He? Bak donunu indirdi bilek orayı sürün. Söyleyemedim. Süründürüyor. Allah Allah. Ben dikkat. O kadarını hatırlamıyorum ya. Ben ölüyordu diye hatırlıyorum abi, bir yerde. Tek yumruk dedin 80 kere vurdu lan. Ay atma birader. Böyle şeyler atma. Allah aşkına atma. Kötü öldü ama ya. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Öyle kötü de yani biz izlemek zorunda değiliz bunları. Ne bileyim atayım bu dedim. İnternette para veriyoruz. Seçebiliriz diyeceğim bir şeyleri bence. Oğlum dünyanın böyle kötü taraflarını da görün lan. Böyle şeyler de oluyor dünyada. Harbi lan random biri gelse böyle vursa İsmail sana. Kanka muhtemelen ben düşmem de ilkinde. İkinciden ne olduğunu anlayamam oğlum böyle bir yumruk yesem yani. O zamana kadar dayağı yerim muhtemelen. Adam öldürüyor lan dayak yesen yine. Ama ilkinden sonra bir kalksan ise o. Anlayamazsın oğlum olayı. Daya yersin yine. Ya hadi şans kaza mesela. Normal koluyla vuruyor ya. Orada bir ihtimal. Sen ben olsak düşmeyiz. Bayılmayız. Yo. Onlar da bayılmayız zaten. Orada hani. Böyle bir şey başımıza gelmesin. O yüzden çok gülme göt. Ben dinlerken kötü oldum. Aynen. Var böyle arkadaşlarımız. Yapacak bir şey yok. Nasıl arkadaşlar oğlum? İyi arkadaşlar işte. Hani. Adam dinlerken dedim kötü oldum. Ben yanlışlıkla oğlum izledim. Vallahi onu unçarım Oğuz'a. Haksız mıyım? Lan nesi onun? Manyak mısın? Yarın bir gün anana niye babana yapsa bunu
Oğlum duyar kasma şimdi amına. O böyle bir olay yaşanmış. Böyle bir olay tanıdığın birinin başına gelse mesela. Karşıda tanıdığın biri olsa mesela. Abi ne yapayım? Üzücü ya. Yapacak bir şey yok ki. Ben nasıl... Benim de başıma o sokak gelebilir. büyükler tenhabisi yok tek gelebilir. Mesela. Senin gözün önünde yapılsa böyle bir şey birine. Ha o zaman anasını derim ama o ayrı. Burada duyar kasmıyor ki. Sadece insanız yani. Hani. Ha ben şey sandım oğlum. Böyle arkadaşlar falan var ondan sonra şey yap. Yok sadece bunları izlemeyi seven arkadaşlar. Ben sevmiyorum abi. Ben sadece çıtır çerez açıp bir bakıyorum şöyle bir göz gezdirip. Nereden buldun bunu? Ya bizim böyle küçük Discord sunucularımız var bak. Sana çok güzel bir şey attım videomu. Nereden öğrendin bu edebiyatı anlat. Max Telegram kitle sandım. Bak bu güzel, ben buna duyar kasmam mesela. Buna şey vermeyin ya. Oğlum ya eskiden şu video vardı ya şunu. Oğuz şunu hatırlıyor. Allah aşkına model yap, sal beni. Oğlum şuna bir bak lan. Bu lan eski sal beni model yapıyor. Ya model ya yaptık az. Yayınlayayım oğlum, yayından sonra atarsın. Bence at. Buna bir bakmalıydın ama. Tamam at hadi bakayım at. Attım oğlum. O piti piti karamela sepeti. Niye lan niye bunlar? Oğlum çoğu silinmiş lan. Bizim var ya bir sürü böyle şey vardı, onu hatırlıyor musun? Yala abi yala can abi. Ya oğlum bir dur ya. Çok iyiydi ya. Nasıl yere düştük akşam akşam. Banlayın lan şu İsmail bir saatini. Ya sus sus. Oğlum buranın yöneticisi benim lan. Oğuz şuna da bak, bir daha rahatsız etmeyeceğim. Tamam. Ya. Ama buna bir bak. Yine dur, yanlış ben... link attım. Evet dur, yine yanlış link attım. Kanalın linkini attım. Aa bunu niye böyle şey yapamıyor? Bir dakika. İsmini nasıl lanet bir şey atıyorsan. Bu harbi lanet bir şey Oğuz ama çok ben güldüm ilk gördüğümde. Harbi güldüm. Ya oğlum. Sil lan şunu. Ay sen sil oğlum. Silemiyorum sen attın diye. Ha, dursun o zaman. Boş ya silsen oğlum. Konuşmayı... Kadir sana da atayım mı? Konuşmayı silebiliyor muyuz? Ha silebiliyormuşum ya. ID ne ya? Al Hülya bunu da sen seversin. Harbi silemiyorum, silsene şunu. Gideyim dur. Yenge. Aga uğraşları bulacaksın ya. Bunların hepsi CG Pierce toplamasıdır. Bunları bulacağım. Aga hayır ya. Namık kalp masajında çok garip bir şey var. İnsanların nasıl göğüs kafesi kırılıyor? Kırılıyor zaten de o önemli değil. Canlansın da hani. Ölmesinden iyidir önemli ya. Değil mi? Önemli değil mi? Evet göğüs kafesin kırılmasına çok dikkat almıyorlar. Alo. Biyolojin kaç senin hadi. Hayır ben şey dersi aldım. İlk yardım dersi aldım. Göğüs kafesin eğer kırılırsa ve ciğerine batarsa ölüyorsun otomatikman.
Hayır ya, öyle bir şey olmuyor, merak etme, o kadar Anlasın şey olmuyor. oğlum, manyak mısın? Öyle, hayır, o kadar olmuyor, esnek Aslında orası ya. kemik kemik, bu kemik kemikleri birleşmiyor. Lan esniyor göğüs kafesini, üstten bir bastır bakayım. Adamınki yay gibi, baksana Gel zaten. deneyelim. Ben... Yay gibi diye ölecek lan. Yo, ölmüyor. Bir şey yok. Aga! Tamam İsmail. Umarım başına Çocuk... gelir. Kızın teki Omegle'den biriyle tanışmış. Tanıştığı çocuk onu öldürmüş ya. Tüh. Bunu götürsen İsmail. Deep Web'e kayıyorsun. İnsanlar geliyor. bilmiyorum ama. Ha doğru. Dur gerçi. Evet, biraz insanlar gelmiş. Ben kendim izleyeyim sessiz sessiz. Sen Yuşa'ya Yuşa mı? ulaşsana ya. Tabi İsmail engelliydi bunlar yüzünden. Allah. Oğlum bu çok iyiymiş. Dur bunu dünyaya atayım. Kadir'e de atayım bunu, Kadir sever. Lan Neredesin lan Kadir? özelden Kadir'e yazdım. veririm acaba. Kadir bayılır kesin. At. Kadir sever oğlum. Bakayım. Sesler çok iyi olmuş ya. Tamam, bunu severim Oğlum bana niye atmıyorsun böyle gülünecek şeyleri mesela? ben. Şey, istemiyor. Doğru. Atayım mı? Hayır, gülünecek şeyleri. Adam gülüyor şu an. Ben izlediğim hiçbir şeyde gülmedim. Oğlum senin mizah anlayışın. Lan nasıl benim mizah anlayışı yok öyle? Saçmalama. Saçmalama söyle. Attım sana. Oğlum var ya gerçekten. Bizim bak Ahmet'le Discord chat'i var ya. İnanılmaz kötü ya. Kadir şuna baksana oğlum. Bak. Oğlum bu ne? Yani bunun ne işi var? Siz sana... Dursun. Bir şey Bak olmaz. durmasın. Bence oldu ya. Tahtanın yanı Kadir olmuş bak. Bakın. Çok bir şey oldu Ha. Olmuş. Ama yumuşak duruyor sen. ya. Bilmiyorum. Ha işte ben de onu diyecektim. Çok mu yumuşattık? Evet. Ben konu sil de ben şimdi şey yani Bana mı diyorsun? arada yok şey diyorum, İsmail'e diyorum, attığı şey diyorum. Alo. Malayet de silmez. La onu sil de ben, ortam müsait olmuyor. Şey olmaz ya. Olur. Oğlum bak. Çok ağır bir mim atacağım Kedi, tamam mı? Siliyorum bunu. Acayip ağır bir mim atacağım. İnanılmaz komik. Gülersen insanlıktan nasibini almamışsındır. Net söyleyeyim. Bakayım. Bakayım. O sana da atıyorum. Hayır. Komik ya. Hayır. Gülersen. Oğlum komik lan vallahi komik. İyi gülmedim ya. İnsanmışım hala. Sen gülüyorsun. Ben bunu ne zaman görürsem patlıyorum. Yalnız olayı sonradan anladım bir de. Olay değil de. Ya, görmem gereken görüntüyü farklı algılamışım. Hello. Get out of there. Run man, run. Geda Siz izledin mi Makarena videosunu? Bu Buna ne lan? biliyorum ya? Ne yapıyor İsmail burada? Kalp masajı. Ölüyor adam. Bu nasıl bir kalp masajı lan? O Amerika'da öyle ya.
Ne oluyor lan? Ay, bir tane mime denk geldim lan. Makarina. Kardeşim Kadir. Oğuz bak harbi komik bir şey atma, atıyorum. Atma Allah aşkına ya, bu model yapamıyorum. Lan oğlum lan komik bir şey attım lan, komik bir şey. Model Bak yapıyorum daha... model yapıyorum bak şu an. Niye atmıyorsun diyordun daha demin de böyle komik şeyleri bana. Tamam at hadi. Adam gülüyor falan diyordun. Tamam hadi at. Ha bak attım attım. Oğuz sen bir şey diyordun, duymadım ya. Kardeşli mi diyordum Kadir? İyi yayınlar ustam. Ne? Vallahi anlamadım bu sefer. İyi eyvallah. Yavuz. Efendim İsmail sana ustam. Sana da komik bir video attım. Bu ne? Şimdi ben buna niye gülüyorum? Bir dakika sus, kapatıp gel. İnşallah yayında gülmedi. Ben buna niye güldüm şu an? Oğlum bu ne? Dark güzel seviyor mu? Yavuz. Evet. Hayır da lan. Ama biraz Dark'ın Dark'ı bu, haberin olsun. Olsun ustam, geldi yolda. Vallahi mi? Hani susacaktın. Şey biliyorsun değil mi? Sen ben de bir aşağı gelsin şimdi yayında. O muhabbet kadar açık. Allah'ım ya. 4 kişi kaldık anasını diyeyim. Birini buldu var. İşte muhabbetin 4 kişi kaldık ya. Geçen Kutaycan yazmıştı şeye. Dur. Evet, sohbeti nerede? O geldi aklıma. Katılım bugün 10 numara oldu ama İsmail'i challenge'larda uzak tutalım, milleti kaçırmaya çalışıyor. Hepsiz ya, harbi ama öyle bir şey yapıyor olabilir bak. Şimdi Stylized neredesin? Kesir. Bebiş bir gelsen.
Ne tartışıyorsunuz? Ben kullanılmamış. Hı. Senin odana çok güzel uyar. Çıplak bir rengi yok, koyu bir rengi var. Kalın da yani. Onun enini boyuna basar mısın? Mı? Herhalde sığıyor da yarın götürelim aşkım. Eğer sığarsa annen... Okey. Modelleme kısmı yapılır. Painter kısmı öğrenemedim. Painter kolay ya, öğrenirsin. Painter'dan yapmak istediğe karar ver. Gerisi kolay. Değil mi Kadir? Aynen öyle. Bir profesyonel benim painter gibi, kullanıcı. Benim gibi kararsız kalmayın. Özel ders verir mi Kadir Painter için? Şey, aynen. Şey yazacağım. Substance Painter uzmanı diye. Öyle ders vereceğim. UV ya bazen evet, bazen genelde evet, doğru. Ama modeli sen yapıyorsun ya, şimdi modeli bildiğin, modeli bildiğin için yaptığın modeli eziyet olmaması gerekiyor. UV'si nasıl anlatır ki bu? Ya sen şu an öğrenme aşamasındaysan yüzeysel biliyorsun aslında bazı işleyişleri. İşin biraz tekniğine temellenince kendi diğer arkadaki şeyler kendiliğinden açığa çıkıyor. UV'de mesela modellerken diyor zaten ya ben bunu böyle UV açalım, şurayı şöyle bırakayım kolay olsun falan diyor. Ya modellerken UV'yi kafanda açıyorsun zaten, sonrası sadece şey oluyor. Hocam düşünüyorum da vakit yok ya. Vakit olsa çok şey düşünüyorum aslında. Udemy'ye gerek yok. Yaptığımız işi burada ücretsiz göstermeye çalışıyor zaten. Yani daha böyle tutorial'ları ağırlaştırmayı düşünüyorum da tutorial çekemem ben. Hep canlı yayında anlatmaya çalışıyoruz. Tutorial çekebilsek sıkılıyorum çünkü ve tek başıma böyle karşımda biri varmış gibi anlatmak beni bayağı bayıyor. Hadi sen de tutorial çek lan. Ben de bu nasıl olacak? Ya ben salağı anlatır gibi anlatacağım. Bir salak sen tanıyorsun. Aynen kardeşim. Ben de anlamadın diye anlamadım diyeceğim. Olmaz mı? Olur. Neyse sen düğüne niye gelmiyorsun şimdi onu söyle. Düğüne mi niye gelmiyorum? Ya onu gelmiyorum değil de bir bakacağım, izin almaya çalışacağım. Ben o gün çalışıyorum. Yarım gün çalışıyorum. Zaten bayağı geç saat. Yarım gün değil, ben cumartesileri de tüm gün çalışıyorum. Tamam işte yarım gün çalışıyorum. Bir de arkadaşın düğünü vardı. Aynen bir bakayım. Davetiye göster. Ya aynen mesela hani biz challenge'da mesela daha önce görmediğim bir model yapıyorum. Sizin de daha önce görmeniz bir şey oluyor. O yüzden biraz şey olabilir mesela. Sorun yani, burada bir yere takıldığın zaman sorun. Ben cevaplamazlık yapmıyorum. Ya da gelin aramıza katılın. Siz de challenge'a katılın. Modelleri beraber yapalım. Birbirimizi gazlayalım. Bu işte en önemli şey gazlamak. Gazlanmak. Biri gelip kardeşim böyle güzel olmuş, eline sağlık falan dediği zaman güzel gazlanıyorsun. Ama tam tersi bilen biri gelip de ya bak şurada şöyle hata yapmışsın dediği zaman da bu size negatif bir dönüş olmasın. Artı olsun her zaman. Burayı X de mi? Aynen. Buraya X de zaten. Bir vur. Belki. Yanlış oldu. Geri al. Merhaba. Merhabalar. Hakan. Yapıyor mu Hakan? Ha yapıyorum. Şeyi göstereceğim ya. Bir dakika bakabilir misin?
Ya sen yapıyorsun diye katıldım. Ya yapmıyorsan bırakacağım bak. Bir dakika ekran açayım göstereyim bari. Şey tüyleri iyi mi sence ya? Ben tüyleri yapmaya çalışıyorum da. Hangisi bu? Şeyleri yapıyorum şu an. Şu tüy var ya. Ya şimdi ben senin yerinde olsam o tüyleri PNG yapardım. Ama eğer böyle yapacaksan ben de PNG yap. Hani oradaki boya elle ya da Photoshop'ta buradan kopyala, üstünden bir böyle temizle, boya, düzenle. Öyle kullan yani, direkt tüyleri modellemek yerine. Ya böyle daha şey love olur da arkasını yapmam ya yani. Çift taraflı olmaz. Şöyle yapıyorum da. Ya şey var ya mesela böyle de güzel. Şimdi sert bir obje, sert tüyler gibi durmuş. Biraz uzaklaştıran modeli. Diş, ağız çok yukarıda yüksek olmuş, haberin olsun. Hı. Dişler bir tık kalınlaşabilir ya da. Hı. Oran orantısına biraz dikkat et bir şey. Şimdi bak. Evet, ağız yüksek kalmış. Birebir aynısı tabii. Yapmaya çalışmıyorsan. Oran orantı şeye dikkat etmeye çalışıyorum. Yine bak, bu uzun ama biraz kalın duruyor. Anladın mı? Seninki uzun ama inceymiş gibi duruyor. O biraz şey. Sen mesela o mesafeyi biraz kısaltabilirsin. Kafa kısmını bayağı kısalt orayı. Arası o kadar şey değil. Dişleri de biraz kalınlaştır, dolgunlaştır. Ya referansa bak, bakıyorsun tamam da kendi modeline de bak böyle hani. Bazen referansı dışına çık bak mesela. Dişler orada boşluksuz duruyor da, gördün mü? Ama sen büyütsen sanki referanstakinden daha büyükmüş gibi duracak gibi geliyor sana. Öyle gelmesin. Büyüt dişleri. O araları doldur. Bayağı büyüt bence hatta. Doldur o araları. Yani referansı gibi boşluksuz olsun. Referansta orayı kalın mı yaparsın? Ya dişlerimi büyütürsün, dişlerimi kalınlaştırsın. Orası sana kalır. Ya da 4 tane diş koy yani. Referansta 2 tane. Sende 4 olsun. Ama o çeneyi biraz yukarı kaldır. Bence. Anladım. Yani tüye gelene kadar başka şeyler var Hakan. Ya doğrudur. Ya ben boyadıktan sonra genelde şey yapıyorum. Oran orantı ayarlamaya çalışıyorum da arada pek sıkıntı oluyor. Ya başta gör, ayarla, sonra üstüne devam et bence. Biz referansa bakıyorum da şu alt kısımla aynı hizaya getirmeye çalışıyorum ama dediğim gibi çene biraz büyük. Yani uzun kalmış. Halledeceğim. Sen halledersin ya, sana güveniyoruz, hadi. İnşallah. Ama şu göz olayına, ya göz olayına dikkat et. Göz olayı dediğimde hani mesela çene aşağıda kalmış ya. O tarz şeyleri kaçırmamaya çalış. Gözünü alıştır onlara. Yavaştan böyle 3. 4. gözlerinizi çıkarmaya başlayın. İnşallah çıkar. Bir de 15 tane göz var mesela. Örümcek gibiyim. Hayır, sen niye bu işlere çok odaklanmıyorsun? Bilmiyorum ki. Kaç senedir buradasın? Ya, bu şey şimdi. Sculpt'a da giriyor ya mesela bu modeller. Benim direkt yapasım elim. Zaten sculpt'ım yok yani. Öğren abi. Evet. Ya sculpt'sız şeyler yap. Ya benim de işte. Benim de yok yani. Ama yapmaya çalışıyorum bazı şeyleri. Ya da mesela Marvelous falan öğren, kıyafet tasarla abi. Marvelous. Ben bu arabaya kıyafet bak. Mesela yakında Marvelous troll çekebiliriz ha. Ayrıca böyle oyunlarda kullanacak kıyafetleri özel. Hızlıdan, pratikten. Böyle olabilir ya. Hiç aklıma gelmedi o. Ya ben daha çok şeylere bakıyorum da. ZBrush'a tutorial çekebiliriz. Aa, o güzel olur bak. Biraz şey hakkında bilgi olsa güzel olur ya. Sektör hakkında. Neler dikkat etmeliyiz ya da başvurmadan önce. Her artık. Her ekette. Yapacak bir şey yok yani. Bu işle devam etmek istiyorsak bir yerden tutmamız lazım. Yani şimdi TR sektörüne girmek istiyorsanız da animasyon da her şeyi bileceksin. Doğrudur. Her şey, her bakolog olacaksın. O da bilmiyor. Ne kadar işinize gelir ya da şanslı olacaksınız. Benim gibi sadece modelleme yapabildiğiniz bir yeri bulacaksınız. O da zor. Gerçekten zor. Sadece modelleme isen.
Unity istiyorlar mesela. Game Artist'ten Unity, yani artık Game Artist diye bir title var Hyper Casual'da mesela. Aynen, hep Game Artist diye açıyorlar artık. Yani Unity bileceksin abi. Unity bilmezsen olmaz. Animasyon bileceksin. Polish bileceksin. Renk bilgin iyi olacak. Yani Material Artist dedim mi tek tek düzeye düşmedi. Yani eskiden de yoktu zaten de çok. Sadece 3D iş yapan. Şimdi daha da zorlaştı işler. Aslında kolay ama bir yandan da zor. Her şeyi bilmen gerekiyor. İlginç bir sektör oldu ya, bilmiyorum. Gidin Aydın'da nezih bir kafe açın, daha iyi. Hadi mesela başvuracaksın ya oraya. Ne kadar maaş isteyeceksin? Kar isteyeceğim. Güzel soru. Büyük ihtimal soracağım birilerine öyle. Gelip bana sorun. Yani... Şimdi konuşalım. Ha, aynen. Açlık sınırının biraz üstü. Olmaz mı? Yol yok. Yemek verin yeter diyeceğim ama. Ya oraya zaten çok ihtimal vermiyorum. Orada deli gibi başvuru var da. Hangi şirket? Motion Blur. Ha. Yani 200 üzeri başvuru falan diyor. Evet, bir de bana sizin orada ya. Esen nerede biliyor musun? Bana çok uzak. Yani her gün 2 saat gitmeye, bir de 2 saat gelmeye falan herhalde sürer benim orada. Şey yazmışlar özellikle. Hani uzaktan şey yapmıyoruz diye. Hani ofiste olacak illa. Ne kadar şu YouTube'a da bakalım. Çok fazla olunca yerine göre sorun oluyor, yere göre olmuyor. Ya çok fazla yapmamaya çalışsan yine de. Çok fazla poligon olduğu zaman sen de istediğin gibi çalışamazsın o modelle. Devirip bitmesi bile zor olur. Düzenlemesi, cartı, curtu her zaman zorlanır. Ne kadar low o kadar iyi. Dov'dan çok temiz olması daha önemli. Sahne tasarlamak. Geçtiğiniz hafta ayrıldın. Geçmiş olsun. Yani şimdi çoğu stüdyoda kapatıyor bildiğim kadarıyla artık. Ya başka Hyper Casual'da başka yerlere yönelmeye başladılar. Yönelemeyenler yavaştan kapatıyor, fişi çekiyor. Sektörde çok sirkülasyon da var garip bir şekilde. Yani bir yerler kapanıyor böyle. Hani işçiler boşta. Daha az insan alırlar diyorsun ama öyle de olmuyor. Yerleri hala birilerini arıyor bir şekilde. İlginç bir sektör ya, değişik. Yani küçülecekler mecbur. Ya geleceğinde bir şey hedefleyemiyorsan her zaman büyüyemezsin zaten. Ya da böyle şimdi Hyper Casual'da şey muhabbeti çok oluyor. Birden hızlı büyümeye çalışıyor firmalar. Birden böyle 20-30 kişiden 50-60 kişiye çıkmaya çalışıyorlar. O da çok tehlikeli. Hani arka planda besleyemiyorsan, bir ekosistemin yoksa içeride yapamazsın ha bunu. Hani yapman için bir ekosistem, bir gelir kaynağın olması lazım. Ya da bir yerden gelirim var ama sen yatırımını, gelirin olmayacak, ileride belki kazandır umuduyla düşündüğün yerlere yatırım yapıyorsun. O da tehlikeli. Çok böyle hani handikaplı şeyler bunlar ya. Hani ya risk, böyle çok risk alacaksın, böyle harbiden vurmaya oynayacaksın, kazanacaksın. Kaybetmek de var ucunda tabii. Aynen, birazdan mesela izlemeye devam edersen bunu da yapacağız büyük ihtimalle topu. Hyperligon'da uğraşıyoruz. Lova çekeceğiz bunu.
Ya işte orada muhabbet şu aga, kendini geliştireceksin ya. Mesela Hyper Casual'da bir sene iki sene çalışıp da körelmemek mümkün değil. Eğer arka bir planda bir şey yapmıyorsan kendine geliştirecek, böyle kendi işlerin olacak. Tamam, goy goy eğleniyoruz ama yani bu sektör her zaman böyle gitmeyebilir. Riskli yani. 5 sene sonra Hyper Casual devam edecek mi nereden bileceğiz? Kendimizi o yüzden her zaman geliştirmeye devam edeceğiz. Bu başka yani normal mobil oyun değil de diğer oyun sektörlerinde için de geçerli. Hani 5 sene sonra aynı işi yapabileceğinin garantisi yok. O yüzden sürekli yeni teknolojiye ayak uyduracaksın. Yeni şeyler öğreneceksin. Sadece Blender kullanıyorsan ZBrush öğreneceksin. Subsys Painter öğreneceksin. Mesela bu ara ben kıyafet falan yapıyorum. Marvel's Designer'da. Sardı da böyle. Onu ilerletmeyi düşünüyorum. Zaten Subsys, işte ZBrush, Judge, onları biliyoruz. Bunların ekmeğini yiyoruz. TR Cemil pek be, yürü be. Ne? Dile diyorum 3D'nin Cemil İpekçisi mi? Olabilir olacak bu arada. Mesela hani modellemeden sıkılsın, bir bakmışsın 5 sene sonra tasarımcı olmuşsun. Olabilir yani. Marvel Designer'ın böyle olabilir bir ya şeye evirebilir seni. Değişik değişik kıyafetler tasarlarsın. Nereden öğreniyorsun? Marvel'su mu? Aynen. Ya az çok biliyorum zaten. Bende şey var. Ben bu sektöre girmeden önce forma tasarlıyordum zaten. Biraz bir kalıp bilgim var. Kalıp bilgisi olduğu için biraz kolay geliyor şu aşamada. Güzel program. Programdaki olay sadece kalıbı çiziyorsun. Diktiriyorsun. Gerçekmiş gibi diktiriyor. Simüle ediyor programını. Eksik olduğu yerler var. Bana ilk başta çok zor gelmişti. Bayağı beni zorlamıştı. Ama alıştım yani. Kalıp bilgim hiç yoktu. Ama sonra o da 3D gibi. Yani yapıyorsun, oluyor işte. Aynen. Ben şu an şeyi çözdüm mesela. Adam direkt mesela bütün kalıbı çiziyor. Parçaları sonra kalıbın üstünden kesiyor. Bir kere dikiyor üstünde. Ondan sonra bölecekse, bitecekse onları en son işte parçaları, yani bütün kalıbı çıkardıktan sonra parçaları çıkarıyor. Öyle bir yöntem deniyor. Nasılmış bu? Nasıl bir yöntem anlamadım. Mesela tişört düşün. Tişört de işte hani nasıl diyeyim, ya da etek düşün. Etekte genelde şey detaylı oluyor böyle. İşte yarısından sonrası böyle dalgalı oluyor. Mesela o dalgayı başta vermiyor. Başta eteği yapıyor. Kalıbını çıkartıyor. Dikiyor üstüne karakteri. Sonra işte o diktiği kalıbı birleştirip kalıbın üstünden o dalgalanacak yeri kesiyor. Geçen öyle bir direkt Marvel'su var onun ya. Kolay bir yolu var onun. Marvel'sun şeyini gördüm ya. Kendi YouTube kanalında. YouTube kanalındaki dersler çok kötü. Yani anlaşılır değil. Güzel bilgi de yok. Ha işte orada birleştireceksen benim işime bir kısmı yarıyordu mesela. Orayı ben izledim. Şey zaten 5 sene öncesi videolar. Yani bir garip. Ben ama yani şeyi anlamıyorum. Mesela Marvelous'ta simülasyonu yapıyorsun. Karakteri yapıyorsun. Sonra gidiyorsun bir de Ritopo yapıyorsun. Ha işte bak. Yani, ya burada neye göre, ne istediğinle çok alakalı ya. Bu arada Blender mi kullanıyorsun, Maya mı? Blender. O şeyi neydi abi? Ritopo dedim de onun da bir kolay yolu var. Yani direkt UV ile aktarıma çekti var. Ona da bak. Ona bakarım. Ben mesela Marvel'sa diktiğim kıyafeti Ritopo atmıyorsam eğer, yani direkt oradaki olduğu gibi alıp Enlock şeklinde kullanıyorsam UV açmayayım. Marvel's'un UV'si falan çok iyi çünkü. Direkt kalıptan verdiği için UV'yi. Şey, kompleks modeller için Rhizome UV var. O mesela Dynamesh edilmiş modellerde UV açmak için çok kolay oluyor. Blender'da zor mesela. Rhizome biliyorum ya ama sevmiyorum Rhizome'u. Alışmışız Blender'a. Değil mi Kadir?
Şey soracağım ya, şey planınız var mı? Bu Vertex Paint oluyor ya, mesela şey çizdin, duvar çizdin. İşte ona şey falan yapacaksın ya Unreal'da. İşte yosun olur, su olur. Hani damlası akıyor ya aşağı doğru. RGB mask yapıyorsun. Onu ben mi? Onu ben Bilgisi yapmam. olan var mı? Onu Android kullanan birine sormak lazım ama Apsis'e falan da yapabiliyorsundur büyük ihtimal. Ya ben Unreal'da yapıyorum ama Unity için soracaktım. Yani benzer nasıl olacak? Benzeri ya, Unity biraz şey bir program ya. Unreal gibi kolaylaştırma işlerini. Ben Unity'yi Unreal'dan önce kullanmaya başladım ama hala Unity bana daha zor geliyor. Unreal gibi kolaylaştırmıyor çoğu işi. Unity'de direkt şey yaparsın ya. Shader yazarsın. Shader grafa bak biraz. Direkt ona shader yazıp shader atarsın. Evet öyledir. Büyük ihtimal de işte yani Unity'de nasıl yapılır bilmiyorum. Yani bilen varsa en azından bir soracaktım. Yani ben nasıl yapılır, yani söylerim de Unity'de nasıl yapabilirsin onu bilmiyorum. Ya mantığını biliyorum ama yani Unity'de Objenin o mantığı koordinatlarıyla kullanamam. aşağıdan yukarı maskeleyeceksin aslında. Sonra yosunları da. Yok yok. Maskeyle hiç uğraşmana gerek yok. Burada şu modeli çizdin ya. Mask bölümüne gelip oradan hani smooth mask yapıyorsun ya. Kırmızı, mavi ve işte RGB işte renkleri boyuyorsun. Orada kir gelecek şekilde. Sonra o materyal layer yapıyorsun Unreal'da. Orada işte Vertex Paint'ine kırmızıya bağlıyorsun. İkinci materyali de ona göre yoğunluğunu ayarlıyorsun. Oradan ister su damlası ister yosun oluyor. Denemek lazım. Marketplace'te aset satan var mı hiç? Yok. Unity Marketplace mi? Unity, Unreal. Burada yapan yok ama karlı bir şey olduğunu duydum birkaç kişiden. Çok karlı iş. Aynen yani satış hacmi yakalarsan güzel. Adam var ya, kaliteli mizahtan anlıyormuş beyler. Size attıklarımın 10 katı ağırını attım adama. Ne oldu lan? Nasıl oldu? Ne yaptın adamı? Shitpost. Ama Ama ağır shitpost. hala o siteye giriyor mu ya? Hayır oğlum ona ayrı lan. Başka. Arada giriyorum ama. Yapma kardeşim, başta bir işle. Yani hiç olmaz ya. Bakıp şükrediyoruz. Adam bir Türkiye şükür et lan abi. Geçen de. Brezilya'da da yaşayabilirdik dedi. Doğru. Doğru bu arada. Almanya'da da yaşayabilirdik.
Of, tüylerim diken diken oldu ya bir anda. Niyeyse. Bu neyi yapıyor diye. Ya hiçbir ağır shitpost yok ya. Bizim bütün sunucuları kapatmışlar. Şimdi bulamıyorum böyle şeyden. Hakikaten. Allah kurtarsın kardeş. Bundan para kazanmayı bıraktım da önceden şey yapayım. Sketchfab'e yüklüyordum. Digitrader'a yüklüyordum. Aradan 3-5 bir şeyler geliyor. Geçen ay 70-80 dolar bir şey sattı mesela. Hiç bayağıdır da yükleme yapmıyorum. Olan modeller satıyor da bir şekilde. Yani modelden para kazanma işi zor. Ama o imkansız değil. Environment yap. Yani paket şeklinde. Aynen, environment satar. Çok böyle şey karakterler satabilir. İşte polistir, askerdir. Kadındır. Aa, yine animasyonlu olduğu zaman. Bir tane mesela şey var, içerik üretici. Leart Studio, biliyorsunuz mu? Leartes. Aynen. Evet. Onlar mesela Epic Mega Grants şey aldılar. Destek. O şekilde kurdular. Şimdi mesela bayağı çalışan var. Harbi. Şartlar iyi değilmiş efendim. Sektörde çalışıp ekstra böyle bu tarz işlere yoğunlaşırsan daha iyi tabi. Yani biraz para kazanırken üstüne ekstra para kazanmak güzel oluyor. Pasif gelir gibi. Ya işte düşün, ya paket şeklinde yaptıkları için yani adamlar 30-40 kişi çalıştırabiliyorlar. Yani güzel kaliteli paketler çıkarırsan kendi işin bile olabilir. Benim. Niye böyle yapıyor ya? Ya böyle çok fazla hani geliştirip kendi güzel assetler yaparsan, gerçekten sağlam assetler ama environment olsun işte cart curt paket şeklinde güzel satabilip böyle pasif gelir de kazanabilirsin. Yani illa sektörde iş yapacaksın diye bir şey yok. Sonra bir de freelance tarafı da var bunun. Freelancer'da falan iş kovalabilirsin.
Freelancer yani bence mantıklı değil de o ases satmak şey iyi. Ya bir freelancer de, olarak para kazanan, sağlam para kazanan arkadaşlarım var. Eğer işi düzgün yaparsam böyle hani 5 dolar yapayım, paramı alayım değil de böyle geri gelecek 50 dolarlık 100 dolarlık işleri reddedeceksin, güzel işler yapacaksın. Ya işte denk gelirse güzel de yani zor. Ama bu ases satışı daha benim gördüğüm en azından daha mantıklı. Aset de aynen mantıklı. Onu da birkaç sitede beraber götürebiliyorsan. Ya yani aslında bir yani ufak bir ekiple mesela 3 kişi güzel. Ya çünkü environment yaptığını düşün. Bilmiyorum ya 2 i̇şte kişi olunca aset. Biri illa sıkılıp salıyor ya. Hani salsın yani kendi dalgasına baksın o zaman. Bence ekip değil. Bölüşürsün şeyini, sermayeni bölüşürsün. Hadi eyvallah. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Sen de sıkılabiliyorsun hani. Sana görüşürsün deyip sermayeyi verebiliyorlar. Nasıl? Sen de sıkılabiliyorsun. Yani sana görüşürüz. Tabii canım yani sıkılırsan yani kim olursa olsun. Zaten bu işi sevmiyorsa yapmasının bir anlamı yok. Yok ya illa bir ara sıkılabiliyorsun. O yüzden tek başlayıp tek götürebilirsen daha iyi. Böyle sıkıldığın zaman neden ben bir tatil yapayım dinlenip diyebiliyorsun. Birisi olduğu zaman daha şey diyebiliyor. Abi ben çalışıyorum sen yatıyorsun olmuyor ki. Yani o zaman. İşte her şeyden anlamak lazım. Yani tek başına çıkarman için bayağı işte simülasyona kadar bilmen lazım. Ya model kısmı için mesela tek de gidilebilir ya. Model kısmı için diyorum. Ya aslında büyük environment yapmaya da gerek yok. Mesela ben görüyorum Unreal Marketplace'te adam şey çizmiş mesela 1950'den bir şeker dükkanı çizmiş. Bina işte 3 katlı bir bina. Zaten modüler. Ya mesela orada yaptığı şeker dükkanında bir tane asseti ekstra böyle CG Trader'da falan da satabilir. Yani ekstra evet, ondan da gelir kazanabilir. Ama hani işte burada olay şöyle bir şey var. CG Trader'da binanın dış görünümünü koyuyorsun. Yani içte olan var da çok bir olayı yok. Ama bu Unreal ya da Unity'ye koyacağın zaman acayip bir shader bilgisi lazım. Çünkü düz materyal ben görmedim. Mesela hep materyal layer kullanmış. Anlattığım gibi RGB mask. İşte çeşitlendirmiş. Yani o yaşayan bir sahne gibi olması lazım. İşte o kısmı bilemiyorum yapacak. İşte o kısım birazcık tek başına zorluyor yani. Ya shader olayı materyal yapmak gibi biraz aslında hani çok koduna cartına curtuna girmezsen Unity'de özellikle öyle mesela shader graph çözmen inan hani bir ay uğraşsan böyle çözersin shader graph'ı. Ya şey benziyor evet ama Unity beni kasıyor. Bir de onun shader graph'ı tepkisel değil yani şey Unreal'da refleksi çok iyi hemen veriyor refleks ama Unity biraz değişik yani. Ya tepki mesela verdirirsin bu arada. Hani farklı yolla Unreal gibi fiziksel değil de farklı yollarla verdirirsin tepki. Onu işte biraz çözdükten sonra oluyor ya. Ama tabii çözülüyor. Aynen öyle. Benim shader'da sıkıntım yok mesela. Blender'da da Unreal'da da yok. Substance Designer'da biliyorum. Oradan da hallederim ama işte o interaktif kısmı Unity'de zorlanıyorum yani. Yani tutorial'a bakar yaparım sorun değil ama nereye kadar yani tek kişi. Soruyla bir bakarsın, iki bakar, üçüncü geliyor kafası. Aynen öyle. Geliyor da işte orada da muhabbet ne yapmak istediğini çok iyi bilmen gerekiyor. Bu arada mesela böyle çok gerçekçi şeyler yapmaya da gerekiyor. Bazen mesela görüyorum çok basit bir şey yapmış adam stilize. Yani bir bevel vermiş köşelere binaların. Yani çok detay da yok. Texture'la halletmiş ama güzel gözüküyor. Yani konsept var. Satılıyor. Güzel de satıyor. Mesela 2-3 tane ağaç koymuş. Çöp tenekesi. İşte yani referans resimlerden bulduğu gibi şeyler. Sen mesela modüler çizim yapıyor musun? Yapmıyorum ama yapabilirim. Mantığını biliyorsun en azından. Aynen. Yani şimdi mesela senin bu çizimlerin güzel. İşte bunları işte ne bileyim bir hot dog mesela arabası olsun. Öyle bir şeyler yapabilir. Mesela
Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ya yumuşa ama. Yumuşağı mı? Oğlum ben daha demin ne izledim? Yumuşay değil mi oğlum gelin? Yok Barış. Merhaba ben geldim lan. Ya bu yumuşağının sesi gibi geldi lan. Benim sesimi bir herkese bir şeye benzetiyor. Maça baktınız mı? Yenmişsiniz kardeş hayırlı olsun. Nasıl yendiniz lan siz Beşiktaş? Ben de evlendiydi. Hakem de pışpışlamıştı biraz. Lan hakem Beşiktaş'ı tuttu. Ya doğru Şenol Güneş var oğlum onlarda. Ağlamıştı. Şey, Şenol Güneş kafasına bir şey mi attınız lan? Hayır. He? Hayır ya yok. Bir yere Twitter'a... Maçta gerginlik yok ya. Top mu gelmiş bir şey gelmiş. Top geldi topla vurdu. Top nasıl geldi öyle vardı kafasına. Ve vurdu sağdan biri böyle şiddetli bir şekilde dışarı doğru buna. Ona isabet etti yani. Neyse ya. Lidere selamdır Barış. Olmaz. Olur. Sen yani şampiyonuz. Yani. Yani lan. Önümüze gelen 5 atıyoruz. Yani. Gelin size de bir 5 atalım artık bu sene. Kaç maç eksi var değil mi Fenerbahçe? Aa bir de maç eksiğimiz var şu an. Yerimizdesiniz. Ayı bu. Ya 8 Ocak'ta görüşeceğiz. Bakalım. 8 Ocak'ta mı? Sanırım 8 Ocak'ta. Discord'da izliyoruz değil mi? Olur. Olur diyorum kaçıyorum. Ben şey dışarıdayız ama bugün. Tamam Fener maçı Discord'da izliyoruz değil mi İsmo? Olur. Ya ben İsmail'i de alam. Gidem. Ben Galatasaraylı kankalarım çok rahatsız etmezse. İsmail döverler lan. Gerim onlara ya. İsmail yerine duramaz ki söver birine. Ya, oğlum ben kahvede çok maç izledim. Kahvede rahat ne güzel oluyor ya değil mi? Herkes rahat soruyor. Olmuyor kanka. Galatasaraylılar, Fenerliler aynı anda aynı yerde oturuyor mesela. Biri nasıl gol ha? Diye bağırırken biri ananı sikeyim diye bağır. Ya ayırıyorlar sadece. Yok oğlum biz sik olmadı. Ya bizim masada bile yani. Hangi kahvede izliyoruz oğlum? Işte aynı. Başlı adam vardı. Bir şey olmuyor ama ya. Kavga falan çıkmıyor ya. Yok kavga falan çıkmıyor. Ama Demet'le Mehmet'le gidersen tabii. Ne avuşu? Bracket'i biliyorum ya. O yaptıklarını mesela satıyordur büyük ihtimal ya da NFT gibi bir şey yapıyordur. Bilmiyorum nereye yapıyor, neye yapıyor o kadar şaf şaflı karakterleri. Ama mesela çok ya bazıları hariç çok oyuna yönelik model yapmıyor mesela. Büyük ihtimal satıyordur İzle. Ya. Efendim. İzle. 10 numara video. Bakacağım. Barış sana da atayım mı? Çok ilginç bir video ya. Barış atmasın. Jumpscare mi var? Yok jumpscare yok genelde izle. De. Saçma bir video, acayip saçma ya. Hepsini kız. Akım. Tam skill atmıyorlar. Bu erkek şey mi? Hayır. Patrick. Oğlum bu ne? Bir de bağırıyor ya. Bu hakkında şikayet var lan. Böyle şeyler.
Kadir diyor ki İsmail çalışıp altalıyor hafta gelip burada diyor. Kim? Kadir. Ne diyormuşum? Ha, doğru diyor. Ne ben duymadım ne dedim. İsmail'i satmışsın öyle diyorlar kardeş. Yok ya. Hain. Ulan model Kadir. Ben yani zor olur diyordum ama model çıktı diyorum zor olur. Güzel olmuş. Şöyle yapalım kenara bir. Çok saçma bir şey daha atayım mı? Böyle. Bana at. Hadi atayım siz istediniz. Biraz açık onu var. Orada sessizlik de evet demeyim. Ama çok uzatmışlar bu videoyu. Başı komik. Millet daha da yetenekli ya. Ben bir şey güzel etsem ben bir şey. Gibi sus. Barış geliyor mu lan düğüne? Kaçında kanka? Düğünüm pardon nikah. Kaçında? 26'sında. Sınavım yoksa geleceğim. Ya benim için gelmeyin de böyle bir buluşma gibi olursun. Genel sunucu için. Direkt yani sınavım yoksa geleceğim yani. Sınav tarihlerim de açıklansın. Hangi güne tekabül ediyor ki hafta sonu yoksa? Cumartesi. Hmm, okey. Kadir İbnesi gelmeyeceğim diye ama. Gelmeyeyim demedim ben. İzin alırız ya. Verir iş. Bu aralar çok iş oluyor da o yüzden vermez mi diye falan düşündüğümden. Alırsanız. Gelmeye niyetim varsa şimdi nasıl bileceksin yani. Şimdi ne? Şimdi 5'i mi? Söyleyeyim o zaman. Ben bu şekli çıkartamam lan 50. Şuradan bassak ne olur? Daha böyle dairesel olanları lazım. Bunlar çok çiğ duruyor şekle göre. Uzunlamasına ya bunlar. Şimdi bu elmas ama ya. Elmasın ortasında böyle bir şey var mesela. Elmasın ortasında böyle bir şey olmaz yani. Aa bu arada biz yan tutuyormuş lan bunu. Rahatlatıcı video serisi. Ne kadar rahatlatıcı. Bu rahatlatıcı baya. Benzedi lan Kadir referansa. Benzedi ya. Biraz kaydıralım. Benzemez kimse sana. Tatlıdır. Mantar lazım bize. Bakayım attığına izlememiştim. Bu neymiş? Helal olsun. Son attığım adam çok taşaktı. Ne yapıyorsun?
Ya oğlum şu sondakileri silsene ya. Dur taştan. Yine ne izliyorsunuz lan? Çok ilginç şeyler atıyorum. Çok. Ya oğlum. Seviyelerde yaşıyor ya. Görüyor musun? Bak bazı var ya, bazı dark mimcilerin aklından şüphe etmeye başladım, yalan olmaz. Akıl sağlığı çok kötü bazılarının. Yapabilirsin yani. Hiçbir sıkıntı yok benim işte. Kaybet. Hatta sevinir. Akıl sağlığını kaybet. Var ya. Efendim Oğuz? Ya bu, YouTube'a cevap verme. He. Desteklememiş maalesef. Tamam olabilir abi. Al Barış bak, bu videoyu seveceksin. Buna kahkaha atacağım. Eminim yani. Dünyanın en saçma videosu. Niye lan niye? Niye yaptın buna? İstemez miydin lan böyle bir şey ya? Vallahi çok isterdim, yemin ederim. Bakın. Kadir bak. Lan bu ne ya? Kadir gülme lan, çarpılacağım bak. Yok ya, çarpılmalık bir şey değil. Ama çarpıyor yani. Neyse ben bir yemek yiyeyim de geliyorum. Afiyet. Güzeldi değil mi son video Barış? Hoşuna gitti değil mi şerefsiz? Aynen şu olasım geldi yani. Şap 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 şap. Maşallah. Hadi ben kaçtım. Güle güle. Bay bay. Görüşürüz. Ben evet. De mi yemek yesem? İsmail'i banlayalım ya. Neyse şu düğüne gelsin. Gelmese zaten direkt banlayacağım. Düğün mü nikah mı kanka? Salonda değil mi? Nikah ya. Yok şey. Evlendirme dairesine de şey yaparız belki. Hı. Ya çok emin değilim. Belki yani nikah sonrası beraber çıkar bir yerlere gideriz. Okey. Ama ona çok söz vermeyeyim yani. Gerçi de o gün ne olacağını ben bile bilmem. Doğru. Ama böyle anlaşıp hani yakınlarda bir yer, bir mekan bulup belki eğlence yapabiliriz kendi aramızda. Okey. Kadir gelirse yaparız eğlenceyi. Gelmezse gerek yok. Bir de kardeşim Ötün askerde ya. Boyakken çok eline ismi yok biliyor musun? Aycan geliyor. Gelirler Kutaycan'ın. Yok lan Kutaylı gibi bitti manasında. He. Ben bunları anlamıyorum ya. Yaptıkları 5 ay 6 ay askerlik hemen bitirdiler geldiler lan. Oğlum uzun lan daha ne olsun ne istiyorsun? Oğlum sanki dün gittiler lan biraz daha dursunlar. Çok yok çabuk la, bitti. Yok. Çok çabuk bitmedi mi Kadir lan? Kutaycan'ın sesini hatırlamıyorum mesela şu an. Var ya. Ben de hatırlamıyorum galiba. Ben hatırlıyorum vallahi ama. Ötününkini hatırlıyorum. Ötünü unutan zaten gurusun. Ötünü zaten sol yanağına bir tane yapıştırdım giderken. Sallana gitti. Altay askerlik mi olur ya? Ötün bayağı ağladı ha yani şey olarak. Buna çok eziyet ettiler herhalde ha askerde. En çok ağlayan Ötün oldu. Muhammed falan mesela hiç sesi çıkmadı çocukların. Kaycan'ın falan. Muhammed belki daha zordaydı da Muhammed'in herhalde sesi çıkmadı. Ötün her şeyi ağladı geldi. Böyle yerler yok. İşte stratejik yapıyorlar. O delikler çok yapaydı lan. Deriz. Bilmiyorum ki buradaki mantar dümdüz bir şey.
Buna bakmıyorum şu an. 100 mü olsun? Bizimkide. Biraz çok şey durdu yani. Hepsi mükemmel delik yani. Böyle daha iyi. Işığı, mouse mu kullanıyorsun, kalem mi? Kalem kullanıyorum şu an. Mouse olmaz. Bunu oralara mı sileyim? Karıştı, balı böyle sileyim. Böyle olmaz. Kim ya? Asmamıştır. Bak. Geç mi? Şimdi kaydedelim. Size yasaklı bir teknik öğreteyim mi şimdi? Göster bakalım. Bu yasaklı tekniği öğrenmek istedin emin misin Boris? ZBrush bile kullanmıyorum. Kör olabilirsin. Vacom, Vacom kullanıyorum ya. Şu an modelini hatırlamıyorum. Vacom neydi bunlar? Cintiq mi? Ekransız, ekransız olanlar. Intus. Intus. Vacom. Tuşları var mı üstünde? Var. Intus'tur. Vacom Intus Medium olması lazım. Bak şimdi bu araşı yasaklı bir teknik kullanacağım. Oğlum ben bu arada Blender kullanmazken Blender izleyerek öğrendim lan sizden. Kanka şimdi bunu sculptladım ya ben böyle. Hafif burada renk vereceğim ki hani göreyim sonuç neye doğru gider diye. Bir de mesela bake alırken istersen buradaki tekstürü modelin üstüne alabiliyorsun. Yani bake edebiliyorsun. Yani buradan böyle hand paint yapıp substance'da evet, marmosette görmüştüm. Şey yapabilirsin böyle. Üstüne bake edebilirsin. O muhabbeti mi? Benden görmüştüm yine. Yok ama senden de gördüm. İlk başka bir yerden. Şimdi nereye kaydettik biz bu sandıkları? Şurada. Bunu aldım buraya. Şunu açtım abi. Ben bayağıdır da kullanmıyor ha. Böyle diyorum. Işte demiyordum. Nereye getirebiliriz? Nasıl oynatıyorduk ya? Ya üste getirdim. Burada amacım sadece rengini almak bu arada. Yani şey değil. Spotlight dedim. BPA dedim. D miydi? Boyuyor mu? Boya. Keşke bir şey yapsaydık ya. Neyse. Tamam, sen dedin mi? Ben de yeşil alsak yeter bize ya. Şimdi ben mesela bunu böyle çıkardım. Şunu kapatalım artık. BP A değil de şunu mu kullansam? Ne yapıyor? Şimdi boyuyor. Laps 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 girişi. İstiyorsan ışık varmış gibi oya. İstiyorsan ışık yokmuş gibi oya. Tabii şuna bir kaydı. Materyallerin nerede lan? Dört clay'de kalsın.
Boyayalım. Ha, burada yalnız şey var, ZBrush'ta topolojiyi arttırman gerekiyor boyarken biraz. Eğer detaylı bir şey istiyorsan. Bir vertex paint yapıyor şu an. Doğru geldiği için mi kodlamayı diyor? Sorun yok ya, istediği gibi kullanırsın. Ya basit aslında, sadece birleştirmen gerekiyor artık. Bazı şeyleri. Selam. Selam. Hoş geldin. Selam. Hoş geldin. Öğrenirsin ya. Ama işte biraz azimli olman lazım. Heves etmen lazım. Islanman lazım yani, daha doğrusu. Haddir gibi bugün başladım, yarın yapamam, yok. Ben abi yine. Ben. Yalan mı lan? Doğru. Oğuz, eline sağlık, bayağı güzel duruyor. Ay, poli model, evet. Anladım, YouTube'da konuşuyorum da. Ne böyle boş boş konuşuyor demek. Ya bir ara gel işte bizi Discord'a göster. Bakalım beraber. Yardımcı olmaya çalışırız. Ne yapabilirsin? Öncelikle mesela retopu atabilirsin. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz kanka, sen? İyi değilim ama iyiyiz. Geçmiş olsun. Eyvallah. Sesten anladı direkt adam. Evet. Bir de dönem ya. Bu aralar normal geldi artık, biliyor musun? Herkes aslında. Aynen aynen ya. O yüzden geçmiş olsun. Eyvallah. Çabuk var herhalde bugün. Oğlum niye herkes hasta bu aralar? Niye bu kadar ılık?
Haydi oraya mı geldi olaydan? Her şey sabahtan gitti. Beri herkes hastayım diyor ya. Tüm hastalığı da tuttan değil mi? Ya ben de benim. Çaktın mı? Sen geçer zaten hastaydın bence. Güllü şeydi. Sabah sen de hastaydın. O kadar laf attıktan sonra millete. Oğlum bu distortion'sa ya bu distortion burada çalışıyorsa. Ha sabah durgunluğum şeydi ya geçenki. Bir saat böyle Marvelous Designer, Marvelous he, kıyafet yaptım tamam mı? Kaydetmemişim, program çöktü. Anladım, anladım. Evlat acısı. Ve yani daha önce çekmiş program ilk kez çökünce böyle bir... Sen de çöktün. Ama ya iş değil de öyle bir şey deniyordum Allah'tan da. Ben de çöktüm tabii. Evet bir top kaçması vardı sende. Şeyde falan dedi Ahmet falan dedi ya. Ya yok şey Atakan dedi canı sıkkın adam dedi belli dedi. Benim kardeşim program çöktü. Can. Efendim. Sesinde böyle cızırtı gibi böyle bir cızırtımsı bir şey var sanki. Can sana takı olarak mikrofon takacağım haberi. Bir dahaki ne haber? Valla bir sapıtör ben az önce de sporttan kimse bana böyle bir şey demedi. Yeter ama ya valla yeter ya. Biz trollüyoruz seni. Sana stüdyo mikrofonu şey ama böyle hani arkadaki sesleri de bastıracak full böyle arada ezan okunuyor. Hala var mı bu arada? Var. Of hem de nasıl. Tamam bunu yapabilecek. Maksimum bu yapabileceğim. Şu an gelmiyor ya. Aa şu an iyi gibi. Ne yaptın? Ne? Ne yaptın? Harbi ne yaptın? Gürültü zımbırtısı var ya şu. Ha. Gibi çalışsa. Ya ben geçen değil. Dün üşütmüşüm biraz. Böyle midem garipti böyle. Hasta değilim yani böyle. Bunlar gibi ılık değiliz böyle. Apşurak, öksürüyoruz. Aynen kardeşim. Ne derler? Biri diyor 5 tane ilaç kullanıyorum. Biri diyor 10 tane ilaç kullanıyorum. Biri diyor ben deliyim. Ben deliyim. Ben deli değilim. Efendim demiş. Onu direkt bana yani, itham etti de. Doğru diyor. Yani, çok övmek kendimi nazar diye. Üstüme alınmak üzereydim. Yani ben anlamıyorum bu insanları. En ufak bir hapşırıyor doktora gidiyor ilaç yaz diyor. Ya bir sal bir. Vallahi ben gitmedim. Şimdiden söyleyeyim sonra pişlemeyin. İlaç falan kullanmıyorum. Alfa. Demin diyordum masamda 5 tane ilaç kutusu var. Ha kullanmıyorum. Ya onlar başka ilaç. Onlar efendim onlar canım. Şey ilacı mental değil. Mental sağlık. Mental. Aynen akıl sağlığını kaybediyor. Ha deliyim diyen onlar... sen miydin? Değildim. O sen bana deli diyorsun. Ya şey onlar işte bir ara kullandım sonra yarım bıraktım sonra tekrar kullandım sonra tekrar yarım bıraktım ilaçlar. Ayda etmeyince öyle kaldı köşede. Hoş geldin Ümit. Oğuz yakın bir zamanda portfolyo güncelleyeceğim. Neden? Ne? Neden? Neden yok kanka ya çok işim birikti. Yoksa ben bunları kaybedeceğim dedim mesela. Kayıtlı dursun yapacağım diye yani. Bana ne olur ne yapıyorsan yap. Oğlum neden diye soruyorsun. Hayır yani niye bana soruyorsun anlamında neden dedim de. Neyse. Evet, söyledim yani sonra. Güncelle kardeş. Güncelliyor musun? Güncelle. Yok ben portfolyo ben artık o işleri açtım. Bir de portfolyo mu gösteriyorum can? Boyamıyorum. Pazartesi göreceğim. Niye lan? Öyle işte. Sen hiçbir şey vermedin. Portfolyo mu güncelledin? Allah. Şey ya. Pazartesi tüm sorumluluk bende olsun. Olabilir kardeş. Şu anladın sen oyun ne? Ya kardeş istediğin sorumlular bana ne abi? Yok kardeş işte yani. Bir konuşacağız oturup beraber. He? Bir konuşacağız oturup hep beraber. Biz ne yapıyoruz mu diyeceğiz? Oyun bittikten sonra. Sorumluluğum bende ben kastım.
Johanna bana saldı çoğu şeyi ve siz de bir el atacağınız yani bazı şeyler. Mesela ne el atacağız? Buyur ver. Bu bir tehdit mi bayım? Ya deneyeceğiz mi kanka işte şey. Ya oğlum denemeyek artık. Yeter daha. Yeter daha ya. Modelin içeriye çekilmesi. Çekileceği bir şey var. Onu da çözmüşsünüz. Siz de buraya gireceksiniz. Modellerin ne yapılmasıyla alakalı hiçbir şey anlamam yemin ederim. İçeriye çekilmesi. Materyal hiyerarşilerin oluşturulması. Materyal hiyerarşisi ne lan? Modeli üniteye çektiğinde model animasyonlar geldiği için bu. Materyalleri ekstrakladığımda texture'ları bulmuyor. Texture'ların tek tek elle atılması gerekiyor. Atın abi. Tamam işte atacağız kanka. Atın abi. Oğlum bunu da biz yapacağız. Ben gidiyorum yurt dışına ya. Ubisoft'a yazacağım. Başka işlerim de var. Ubisoft'a yazacağım. Ben gidiyorum. Riot'a yazacağım ya. Beni alın diye. Yaz yaz. Işık. Çok şey geliyor ya. Niye böyle arkada böyle iş çıkartıyorsunuz Can? Çünkü cuma günü sen çıktın gittin. Ziya abi var mı? Bayağı bir sürü olarak yani. Bayağı çok uzun değil de gene alma geç çıktık yani. Oğlum bizim burada ne şeyimiz var yani, orada hiyerarşiyi vermişiz size, materyaller yerinde. Modeller yerinde. Oradan sonrasını birleştirmek de basit olsa gerek yani. Her şey yerinde çünkü. Ya direkt algılamadığı için tek tek normal map'im var. Çoğunda normal map yok. Hepsi iki bir de şey yani resim direkt. Demek istediğim şey bir sürü parça kalan belirlik iş çıkartıyor süre bazında. Sadece sürükle bırak işi var sürekli. Vallahi yine kar gibi ağlıyorsunuz ya. Edersiniz. Ya benlik sıkıntı yok. Ben gireceğim demiyorum. Gireceğim. Zaten normalde benim için. Ama istenilen sürede çıkması için öyle bir dünya yok. Tek başıma. Oğlum biz kıyafet de biz el atamayız ki onlara. Onlara da el atacaksak biz de kıyafetleri aksatalım. Bir daha benim Hyper'daki benim işlerimiz de var yani ya. İşte benim de aynı şekilde. Ben dedim bu hafta bitmezse bitmez. Hep gitmeyecek. Hı? Zeki hafta yani şey. Ne yapacağız? Bir daha update çıkılacağı için burada düzen oturttuktan sonra update'lerde sorun olmaz bu kadar. Şimdi ilk paket olduğu için birazcık şey yapıyor. Yoğun, dolu dolu. Yaptım mı? Aşkım Can diyor ki benim düğüne gelmeyin diyor. Can bayar. Ne? Evet. Benim düğüne gelmeyin diyor ya. Gelmeyin. O ister ki olabilir. Şaka yapayım aç. Şimdi ben de çıkış olur o zaman eve gelmesin mi? Yok. Tamam benim niye gelmeyin düğüne ya? Mete'ninkine de gideceğiz. Mete'ninkine sen nasıl gideceksin? Ne? Mete'ninkine gideceğim. Ya. Evet dedi ama. Ne sormak için gelmiştim de rahatsız ediyorum. Aramızda kameralardan iyi anlayan birisi var mı? Nasıl kameralardan? Hı hı. Profesyonel kameralardan mı bahsediyorsun yoksa Blender'daki kameradan falan mı? Yok, Blender'dan falan bahsetmiyorum. Bildiğim profesyonel kameralardan. Ha. Ne için mesela?
Bir kameranın su altında kaç metre görebileceğini ortalama bir öğrenmek istiyorum. Çok spesifik bir soru ya. Evet, ya da böyle bir soru var mıdır yani? Arkadaşlarla tartışıyoruz da hani. Benim bildiğim kameranın görüş mesafesi sınırı insan gözüyle sınırlı değil mi? Değişir o. Değil. Yok, ya zoomlamaktan bahsetmiyorum dümdüz yani. Hiç zoom atmadığında. Lens ile alakalı. Evet, lense göre değişir, bunu biliyor musun? Şey var mesela, 2 kilometreye kadar gören kameralar var. Biliyorum. Yani şu anda tasarımla ilgili konuşuyoruz, bir durum var anlamadığımız da. Çok spesifik yani, bir soru işte. Bir yani. Algoritma inceliyorduk, öyle söyleyeyim. Hatta anlatayım o da size. Şimdi bizim gireceğimiz yarışma Teknofest'te deniz altından giriyoruz, öyle söyleyeyim size. Yarı olimpik havuzlar kullanılıyor yarış alanı için. Bu havuzlarda aracı tam olarak hakemleri nereye bırakacağını siz bilemiyorsunuz. Öyle bir durum var. Hakem nereye isterse oraya bırakıyor havuzu. Aman aracı havuzda. Şimdi bir algoritma inceliyorduk da adamlar aracı havuzda ortalamadan aracı 360 attırmaya başlıyorlar. Bildiğin araç kendi olduğu yerde 360 derece dönüyor, havuzu tarıyor çember bulmak için. Burada şöyle bir mantık hatasına düştük, onu düşündük. Bu aracı diyelim ki aldılar, havuzun en sağ köşesine koydular ki bunu da yapıyorlar arada bir, yapmıyor değiller. Bu adam şimdi buradan bunu 360 derece döndürmeye başlasa, bu kamera havuzun en sonunu görebilecek mi? Bunu tartışıyorduk. Yani 1080p 8 megapiksel alt IP kameradan bahsediyoruz Raspberry için. Çünkü kullandıkları kamera bu. Ya muhtemelen göremeyecek ama orada da şey var işte, hani 360 dönüyor da yerinde duracak mı bu mesela? O ne, ha, robot mu mesela bu dediğin şey 360 dönüyor? Araç mı? Denizaltı aracı. Denizaltı mı? Yani 360 döndü, devam etmeyecek mi? Yani önüm boş devam et. Aramaya devam etmeyecek mi? Ya aramaya devam ettirmemişler. Orada çemberi tespit edene kadar dön komutu verilmiş araca. O da bulmuş. He, ama olay şu işte. Çemberle araç arasındaki mesafe yarı olimpik aracın bir ucundan diğer ucuysa. Ya insan gözü görür o mesafeyi diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum, yarı olimpik havuzda yüzdün mü hiç? Ben yüzdüm. O kadar da büyük bir mesafe olduğunu düşünmüyorum sahsen ama. Görür ya. Ama işte senin kullanacağın kamera... Yani... Bilmiyorum, sensörüne ya bakayım. Ya bak, normalde mesela... dediğim mantık doğru. İnsan gözü gibi görür aslında. Sen zoomlarsın. Zoomladığında yakınlaşır. Orada pikselleşme olanlar olur, olmayanlar olur. Böyle 2 kilometreyi gösteren bir kamera var ama dediğin gibi başlangıçta 2 kilometreyi görmüyor. O geniş alanı görüyor. Sen oradan zoomlayarak bakıyorsun. Aynen öyle. Yani o yüzden sormuştum. Aramızda bir kameraman vesaire varsa bu işlerde profesyonel olan. Ondan yardım isteyecektim bu konuda da. Ya ben bir ara çok ilgileniyorum. Şu an inan cevap veremem buna. Anladım. Büyük ihtimal sen de bunu denemen lazım. Ya yani, bulabilmen için. Ya havuza gitmek sıkıntı değil. Bir aracı inşa ederim de. Ya mesela su bulanıklaşırsa ne olacak mesela bu durumda? İnsan gözü bulanık suda göremez. Evet, orası öyle. Ama yarı olimpik havuzdan bahsettiğimiz için tekniken ve ortamda ışık da var. Yani havuzu üstten vuran bir ışık da var. Yok değil. Ya yapay bir ışık da var orada. Kapalı bir mekandayız. Ya bence bir sorun yok. Görebilir ama işte mesafe sorunundan bahsediyorlar su altında sürekli. Bana saçma geldi yani. Şey dedim mesela, köşeye bıraktılar dedin ya. Hı-hı. Kameranın belli bir açısı var, görüş açısı. Evet. En solda kalırsa ne olacak? En sağa bıraktı, en solda kaldı diyelim. Aracı 360 attırıyor ya, kamera içerisinde sabit, kamera da araçla beraber dönüyor. Aracın kamerada bir serve motor koymuşlar bak. İncelediğimiz tasarımda. Ya 360 dediğim mesela şey değil, tek bir eksenle 360 dönmüyor yani. Bütün eksenler evet. 360 dönüyor. İsterse zannetmiyorum, dümdüz eksende aramıştır büyük ihtimalle mesela, çünkü diğer eksenlerde çapraz döndürdüğünde bazen kamera sadece dümdüz yeri görecek, mantıksız. Çünkü algoritma şöyle, aracı başlatıyor, ondan sonra aracın motorlarına güç veriyor, ondan sonra aracı en aşağıya indiriyor olabildiğince, araç yere temas etmediği, sürtünme olmayacak seviyeye indiriyor, onu mesafe sensörüyle ölçebiliyor algoritması, onu yapması basit bir şey, ondan sonra aracı başlatıyor 360 döndürmeye. Zaten çember aradığı için araç, yerde olan bir çember alıyor. Tek bir tane çember var havuzda. En aşağıdan da aradığı için çember de yerde olacağı için rahat bir şekilde bulabiliyor. Sıkıntı yani şey durumu değil. Çaprazda arama yapmıyor. Tek bir düzlemde yapıyor aramayı. O zaman bulur ya.
Hı-hı. Yani çember dediğim parlak bir şeyse bir de özellikle. Kırmızı renk. Ya mesela algılayabileceği bir renk ama suda çünkü kırmızı belirgindir. Evet öyle bir durum var. Yani onun mantık hatasına düştüm biraz da o yüzden gelmiştim. Ya bence bunu kameramana soracağını leğene sok kamerayı. Abi leğene sok diyorsun da o kadar büyük bir leğeni nereden bulayım? Olsun sen yani suyun içine mesela leğende bile ne kadar gördüğüne baksan az çok temiz abi, berrak. Leğenin şey... ucunu her türlü görür kamera ya. Leğenden bahsediyoruz. Tamam, yani normalde biz normal kamera olarak düşün işte. Telefon kamerası olarak düşün. Çok garip grup görür ama yani bak, bu deniz, dümdüz bir açık dümdüz bir arazi tut abi telefon kamerasını. Deniz senin gözünün olsa, gördüğü mesafeye kadar görür yani. Deniz suyu olsa büyük ihtimal işe yaramazdı. Evet deniz suyunda sıkıntı çıkar onun farkındayım. Hem yoğunluk sıkıntı hem ışık dağılımı sıkıntı. Orada daha yakın mesafeyi düşünmek zorunda olurduk ama havuzdan bahsediyoruz burada. Havuzda bulur büyük ihtimal ama sen şimdi gelip de bana soruyorsun bunu. Ben mühendisliğim bir şeydim. Dili yaptın bunu gittin orada makine salak gibi dönüyor bütün gün hiçbir şey, önündeki şeyi bulamıyor. Yani bunu bir şekilde test etmen lazım senin. Evet evet anladım. Yarışmada şey olmaman için. Anladım teşekkürler. Size kolay gelsin ben kaçıyorum. Görüşürüz. Eyvallah. Hadi boş yaş öne. Ya niye ben bu tam millet boş nelerle uğraşıyoruz? Niye ben? Millet nelerle uğraşıyor görüyorsun değil mi? Evet. Benden daha boş işlerle uğraşanlar da varmış ya. Oğlum bu iş boş değil bence. Güzel, mantıklı bir iş yapıyorlar. Yani robot yapıyorlar herhalde tahmin ettiğim kadarıyla. Robot da güzel bir iş. Değil mi? Güzellik göreceli bir kavramdır. Görelcim oynuyor mu? Kaçıyorum. Size kolay gelsin. Kafa aç şimdi. Görüşürüz Can. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Bu Can'a da hiç sevmem ben. Can, Can'dır ya. Oğuz ne yapıyorsun lan? Geldi başka bir. İyice oturuyor Saro. Sen ne yapıyorsun? Kardeş ben buradaydım zaten ya. Oğlum aynen adam. Gel lan Victoria tak. Ben fena sardım ha falan diyormuş. Valla. Ama ben sıkıldım ya. Deme çünkü boş bir ülke öğretiyor. Ya boştan ziyade ben şimdi ilk Belçika ile oynadım ya. Belçika meğersem bayağı kolay bir ülkeymiş yani. Sonradan böyle Osmanlı'yı alınca ya da ücra bir devlete alınca kanser ediyor. Kanka Osmanlı namı var ya hani dedin ya sen Mısır'ı geçersen. Hani zevkli oluyor aslında. Mısır harbiden yenersen Mısır'dan sonra bayağı keyifli. Ben Max Marine'i falan izliyorum ondan takip ediyorum Osmanlı'yı mesela. Ben o yüzden büyük ihtimalle batırırdım Mısır'ı içimden geçerdi. Ama adam bir şekilde kurtarıyor ve mesela biz mesela sürekli ekonomiyi stabil tutmaktan çok artıyı geçirmeye çalışıyoruz. O mesela ekonomiyi stabil tutmaya çalışıyor. Hani eksi bile olsa ekonomi stabil diyor adam da. Aslında inşaat öyle olması yapıyor. Lazım zaten ya. Değil yani sürekli ben artıda olmaması lazım. O paranın çok birikmemesi lazım. Sürekli bir parayı harcaman lazım aslında. Beceremiyorum o işleri. Bayağı öğrendim ya. Ama dediğim gibi çok sarmadı. Hani büyük ihtimal birkaç ay falan bekleyip patchler gelmesini bekleyeceğiz. Kaç şeyi evet, düzenlemişler şey, çünkü. Savaş konusunda kanka çok oyunda RNG var. Aşırı fazla. RNG dedin hani mi? Ben rastgele kanka yani. Ben mesela Osmanlı'yla ordu yani Tanzimat reformlarını geçiriyorum. O şey var ya Avrupa'nın hasta adamı lakabı. Evet. Onu siliyorum mesela. Aşıyorum onu. Ülke kalkınıyor. Deli gibi askerim var. Mısır'a girdim. Abi Mısır'ın ordusu benden her manada bak sayısal olarak da nitelik manasında da nicelikte de kötü olmasına rağmen adamlar beni çatır çutur alıyor ya. Onu çok da bence Max yani. Merin'i bizde ya. O çocuk iyi yapıyor işleri. Mesela Avrupa'ya falan birkaç Avusturya'yı falan dağıtıyor. Ya, orduyu... ya Avusturya'yla bak Avusturya'yla ben de sonradan savaş yaptım. Ya ben şey yaptım. Prusya'yı ele aldım. Askerleri Mısır'a geldi. Onunla birlikte Mısır'ı aldım ben. Prusya ile birlikte Almanlarla. Ondan sonra Fransa ile birlikte Avusturya'ya girdim. Yani Osmanlı'nın bütün topraklarını ben geri aldım. O şeye kadar, Fas'a kadar aldım hepsini. Cezayir, Tunus falan. Sonra da şey yaptım. Ülke yönetimini cumhuriyete çevirip ülkeyi değiştirdim. Türkiye'ye yaptım. Ama full Osmanlı toprakları var. Şey. Nurettin, şu Şakip Hüseyin var. Modeling, Building, Blender diye bir tutorial var. Imposter gibi. Şakip Hüseyin abimiz. Bu abinin
Dünya modelleme part. Bak şurada biri, ikisi, üçü. Model Bullying in Blender diye yaz, çıkar Google'a ya YouTube'a direkt. Şakip Hüseyin. Bu üç dersi izliyorsun. Blender'da modellemeye dair her şeyi bu üç dersin içinde yapıyor. Ben Blender'ı ilk başta buradan öğrendim bak. Bu adam 3 derste Blender'da yapabileceğin her şeyi kullanıyor ve öğretiyor. Bunları kullanaraktan aynı binayı çıkartıyorsun dersin sonuna zaten. Yap adamla beraber yavaş yavaş izlerken yap mesela modelle. Her şeyi çıkartıyorsun. Hatırlıyorsun değil mi? Şakkı Hüseyin abimiz. Bu 3 ders seni kurtarır. Efendim kanki. Kanka sen arabadan anlıyorsun. Sana bir link atacağım. Buna bir bakabilir misin? Arabadan hani anlıyorsun. Araba alınır mı? Para verilir mi? Buna? Araba mı alınır? Değer mi? Yani mesela böyle bir şey iyi dersen böyle bir şey almayı düşünüyorum ben. Bak bakayım. Attım linkini. Bir saniye. Ha. 95 mi oğlum bu? Ya modeli biraz daha yüksek alabilirim de çok da şey. Kanka değil bu ya. Arabalar çok hoş. Benzin LPG diyor gerçi ama. Ya biraz fazla yakar. Şehir içi özellikle. Bu araba dağ arabası. İşte, şehir içinde. Şöyle bir şey var. Ben bu aracı sürekli şehir içinde kullanmayacağım. Yani şehir içinde aracı belki kullanmayacağım. Ama bile. Bir şey söyleyeyim, bu arabayı sürmesi çok zevkli olur. Hani böyle sağında sonunda çok böyle şey yoksa bakalım. Yani ben bu arabayı İstanbul'da şehir içinde falan kullanmaktan ziyade şey için alacağım zaten. Şehir dışı için. Yani atıyorum hafta sonu kafam atacak kampa gideceğim, tamam mı? Buna bütün ekipmanı yükleyip gideceğim. Tam o araba bu arada. Tam o araba. Bak gerçekten tam o araba. O yüzden zaten ama hani çoysa al. Hani ya gezersin, hani bu araba öyle şey değil ama gezerken çok yakar. Ben sana sadece onu diyeyim. Yani Jeep ama olduğundan... Hem benzin hem LPG diyor. Sen onu genelde LPG'de kullanırsın. Ya bunun depoyu kaça fullersin mesela şu anki durumda? Kaç litre ki deposu? Allah bakmadım bile hiç. 20 litreye ben 500 lira verdim bugün mesela. Hani 40 litrede de olsa 1000 liraya da fullersin. Bunun niye benzin şeyi yazmıyor? Kanka 1000 ya onları yazmıyorlar genelde. O çünkü standart bilgi gibi artık herkesin bildiği şeyler. 55 litre falan olabilir bu. Ama şöyle söyleyeyim bak, almaya niyetim varsa, bak bu araba dıştan güzel duruyor. Harbiden güzel duruyor, temiz duruyor. Adam bakmış arabaya. Belli. Ya ve bence 95 model bir arabaya göre kilometresi de çok aşırı fazla değil yani bence. Aynen. 95 ya, model abi yani araba. Yok hani. Benim arabam daha düşük mesela, ona bakma sen. Ama benim araba hurda gibi duruyor bunun yanında. Kanka litresi 2254 diyor. Kaç oluyor o zaman, 22 mi? Ha, yakıt deposu hacmi 87 litre diyor. Oha. 2000 liraya fullersin. 2000 lira 3000. Ya 2000. Tahmin ettim çünkü ama mesela, bunlar off-road şey, olduğu için şeyleri de büyüktür bunların. Şey mesela 80'de fulluyorsun da hani mesela 87 litre. 87 bayağı ya, götürür seni. 87 hatta 90 da hadi düz. 90 da yani. Hani 2500'e fullersin bence. 2500'e fullersin, Ankara'ya git gel yaparsın. Yani bitiremezsin o depoyu. Öyle değil. 2500'ü fulluyorsun, Ankara'ya git gel yapıyorsun sadece. Evet. Bitmez o depo. Oğlum bir Ankara'ya git gel 2500 lira çok pahalı lan. Lan arta kalır benzin ya. Ondan dert olmasın diyorum. Ya kilometre ne kadar yakıyor şu an bilmiyorum. Hani sürmeden bunu söyleyemezsin zaten. Ama mesela belki Ankara'ya iki yere git gel yapar. Öyle bir araba. Onu demek istedim. Mesela bir depoya. Bu şimdi deposu Türk büyük LPG yani. LPG var bunda. LPG aynı değil. LPG'de biraz daha değişik olur. Ya kanka mesela LPG'li bu aracı kullanırsın da LPG'de araçlar çabuk bozuluyor. O yüzden mesela arada benzinli kullanman gerekiyor. Ama araba dışarıdan çok temiz duruyor yani. Harbiden adam ya, gidip bakıp altına falan yatman lazım. Bazı parçaları içeriden yormen lazım da. Hani fiyatı ucuzmuş. 220 şu arabaya çok değil ya bence. Adam elinden çıkarmaya çalışıyor belli yani artık. Çünkü eski de bir araba ama iyi bakmış adam. Tremeri yok. Yani dışarıdan öyle duruyor. Aynen.
Ve bunlar gene askeri jip yani. Bayağı askeri jip bildiğin. Keyifli olabilir ya bunu sürmesi. Ama işte sıkılırsın gibi geliyor bana bir süre sonra. İstanbul trafiğinde böyle bir arabayla. Oğuz Bey hala yayında mısınız abi? Yayındayız abi. Yürü abi. Tüh. Tüh abi ya. Ne oldu? Sen ne mi araba atacaksın? Yeter de. Yok ben araba atmayacağım abi. Sadece konuştuğunuz mevzuyu eleştirecektim de. Neyse diyelim. Hangi mevzu? Neyse. Neyse sosyal medya yasası yeni çıkmış. Neyse. Hangi mevzu lan? Konuştuğunuz mevzuyu işte abi ya. Araba fiyatına mı? Ha evet. Bu araba 220 bin eder mi diyeceksin? Yo ben öyle bir şey demiyorum. Diyecekti. Yo sen. Kim kardeş, diyor? Yo. Sen şimdi bana şey mi demeye çalışıyorsun alttan alta? Abi bu arabayı niye alıyorsun? Onun yerine TOG alsana mı diyorsun yani? Yo öyle bir şey de demiyorum abi. Yo yo. Ben bir şey demiyorum abi. Sen sordum. Ben bir şey demiyorum. Neyi mi alıyorsun? Söyle kardeş. Ben bir şey demiyorum abi. Ben susturuldum. Ben bir şey demiyorum. Lan her şey çok iyi. Her şey çok iyi abi. Mükemmel. Bir şey. Öyle bir şey değil oğlum lan. Benim yayından da şey olmaz. Sen bir dava yemişsin gibi sanki Yavuz. Ya bir dakika. Bir şeyler bırak, olmuş gibi. Bırakalım abi bu işleri. Boş verin abi. Devam edin ya. Yani. Yok yok öyle bir şey yok. Halkın Oğuz. Kim ve düşmanına mı? Heh. Bu arabanın aynısı abi. Almanya'da kaç para biliyor musun? Bak kilo. Kanka, Almanya'da bunu 500 euroya alırsın. Kilometresi de aynı. Yine bunun gibi temiz 3200 lira abi. 1200 euro iyi. 500 euroya yani da bulursun. Çok da yani yok be gerek yok ya. Şu arabayı öyle alacak şeyim olsa Almanya'da olsam şunu alırım direkt yani. Ne olacak abi? Yani Almanya'da ne demek orası için? Ben bir yerlerden duymuştum böyle birilerinden. Adamlar keyfi araba alıp böyle 300-500 euroya girip bir yerlere vuruyorlarmış. Evet yapıyorlar kanka onu yani adamlar. Ciddi ciddi arabayı haşet ediyorlar eski araba alıp. Some Arab problems. Some European problems abi. Neyse beyler ülkemiz 10 numara ve işte araba çıkartıyoruz lan. Ne evet yani? Evet TOG abi yani ben şu an çok büyük tereddütteyim. Hani TOG mu alsam bunu mu alsam niye ben TOG'a bir tık daha şey oldum şu an. Abi ben yani. TOG'a ver TOG benim. Alırım ya koskoca Ferrari dururken TOG alırım abi. Tabi ülkemiz şahlansın ya. Bu arada TOG'u ben beğendim. Ya, kanka güzel. Araba bak, güzel duruyor da işte. Ama şey değil yani... mesela hani araba şey olduğu belli yani mesela yeni bir firmada çıktığı belli. Bilmiyorum yani bence bir madem dünyayla yarışsın içini böyle bir Audi Mercedes gibi döşeyebilirdin dayayabilirdin. Seni görmedim ama yok. Dış tasarımı gerçekten hoşuma gidiyor. Dış tasarımı çok güzel işi de çok güzel bu arada ama işin mesela ne gibi biliyor musun? Clio'ların boş paketleri oluyor ya. Ya onu andırıyor bana. Sadece ekran var. Yok sadece ekran var mesela. Ekstra çok bir şey yok. İçi, yani ekran içi çok çiğ duruyor arabanın. Çiğ duruyor. Yani çok... mesela koltuk işlemelerini biraz daha renk datayı biraz daha girdi çıktı o dashboard'a gerekiyor yani. Yok kanka sadece çok, o değil ya. Düz. Mesela bir Audi alsanın fiyatları Mercedes alsanın bir sürü özelliği oluyor yani. Benim ya, benim bilmediğim bir sürü özelliği oluyor. Ya kanka boş ver yapıp başarı yani satsınlar başarılı olsun da ama bir dahaki versiyonunda yaparlar. Kaçtan çıkacak mesela 800 bin lira mı olsa TOG mu alırsın? Audi mi alırsın? Audi 800 bin mi olsa kimse kusura bakmasın yani. TOG mu alırsın? Honda Civic mi alırsın? 800 bine kalmadı oğlum Mercedes Audi. Var lan dolu. Audi belki bulamazsın da Mercedes BMW dolu var. Evet, Honda Civic mi alırsın ama... TOG mu alırsın mesela 800 bin lira mı var? 0 Honda Civic 0 TOG. Honda Civic alırım kanka. Japon ya bu sadece Japon. araba mevzusu değil, firma güvenirliği mevzusu. Bak ben Honda alacağım zaman mesela şunun ama şöyle bir şey Honda alacağız zaman deli gibi yakacaksın. TOG aldığın zaman tamam, bir hafta abi. Hiç para yok. Elektrikli ödeyeceksin şey. Kanka ben o Honda'yı alacak param varsa emin ol o benzini ödeyecek param da vardır yani. Ona kafayı takma. Ki yok. Var abi. Var yani. Yok, o zaman araba almam lazım. Ya bak şöyle bir şey var. Honda'yı aldım diyelim. Ben şunu düşünmeyeceğim abi. Ben bu arabayı vurduğum zaman, bir şey olduğu zaman, bir yeri bozulduğu zaman parasını verip rahat bir şekilde bu arabanın parçasını alırım. Taktırırım, yaptırırım ben bu arabayı. Çünkü niye? Bu araba denen hangisine parçanın... bahsediyorsun? Honda'dan bahsediyorum. Hadi şimdi olur, Honda'nın tamam. Burada da parçası üretiliyor. Burada olmasa Japonya'dan geliyor. Yani bu ürünün parçası sıkıntı olmayacak. Tedariğinde bir sorun olmayacak
şekilde üretiliyor dünyanın her yerine. Hı hı. Bunda bir sıkıntı yok. Yani benim aracım bir gün bozulduğu zaman ortada bok gibi kalmayacak. Yani TOG'da öyle bir ama şey olmayacak. Ama TOG'da şöyle bir sıkıntı var. TOG'un bataryaları, bak en kritik parçası, bataryası Çin'den. Yarın bir gün Çin'le aran kötüleştiğinde, Çin sana ambargo uyguladığında TOG'un bataryaları gitti. Kardeşim onu da burada nereden yaparız. Bulacaksın sen onun bataryasını? Selamünaleyküm. Onu da burada yaparız. Kanka yapacaktın işte. Yani arabayı çıkartmadı. Şöyle bir şey var. O zaman yapacaksın. Yani şimdi millet diyor ya, hani eleştiriyorlar. Bir şeyi de beğenin abi. İşte millet diyor ya, orası şuradan alındı, burası buradan alındı. Abi millet haklı. Tamam alınsın. Biz ona bir şey demiyoruz da. Yarın bir gün bu araba bozulduğu zaman sen bu aracın herhangi bir parçasını, batarya gibi teknik en ana parçasını bana sağlayamadığın zaman benim ne anlamı kalacak o arabaya para vermemin, o arabayı elimde tutmanın? Evet, ben bir yıl, iki yıl senin bataryanı mı bekleyeceğim yani? Çıkar telefonu göster oğlum. Telefonum iPhone kardeş. Vay be zenginsin he. Ne zaman aldın iPhone'u? Geçen sene aldım. iPhone mu kullanıyorsun? Evet. Niye hiç dikkat etmedin? iPhone 11 aldım bak. Geçen sene 7000 liraya aldım ben bunu. iPhone 11'i. Şu anda fiyatlar Allah bilir iki katından daha fazladır. Zenginin ikiye bak ya. Zengin abi. O sırada ben mesela şey... araba muhabbeti bile demiyorum. Adam tok diyor, bok diyor. Ya yürü git oğlum ya. Huawei kullanan. Ulan her ben... sigarayı indiğimizde şundan mı alsak, bunu mu alsak, şuraya alacağız. Abi araba böyle güzel. Ye mi bizi şimdi burada? Oğlum benim bir sürü borcum var. Yengem vermiyor altında. Oğuz Usta bizi kandırdı. Oğuz Usta mı? Olmaz böyle. Yengem ya bak kanka altında şöyle bir tane şey var. Passat çekeceğim ben de. Passat. Passat mı? Passat mı? Passat. Ya oğlum tam mavi yaka arabası ya, boş ver. Az strasarlı Passat'ımız yok mu? Yok abi ya. Abi bende hiç ehliyet bile yok. Benim hiç umurumda değil. Bende de yok. Verin yok, bana bir sikret. Alacağım ben... inşallah. Oğlum ben bu Yavuz'u bir aravine bıraktım. Adam korktu lan araba sürerken ben. Evet doğru. Kanka doğru. Sen bu arada doğru. Çok agresif araba sürüyorsun ha. Kardeşim daha kazam yok yani, öyle değil. Yani kanka inşallah bir gün olmaz yani. Bir... Kazam yok. Ne olacak? Bir gün yani ne olacak yani? Abi ben çok tıntın sürüyorum arabayı ya. Ara gibi. Neyse. 70 yaşında emekli albay gibi araba sürüyorum abi. İki el direksiyonda böyle falan. Ben çok uyuz olurum ya. İki el direksiyona koydum mu ben bitti. He, bu ne diyorum ya? Karı gibi. Neyse. Ya kardeşim. Pardon. Ben güvenli sürüyorum arabayı. Abi iki el direksiyonla araba sürülmez. Bu güvenli bir şey değil bak. Bak Oğuz'un abi. Arabasına bindim. İki elle direksiyon, direksiyon tutsa o güven oğlum ya, emin ol. Kaza yapma riskin daha yüksek. Fitesi tutman lazım lan bir kere. He, otomatik abi, mi Oğuz'un... kullanın onu bilemem de. Heh. Otomatik. Oğuz, yine kusura bakma da kanka araban affedersin hani güvençesi olmayan bir araba, tamam mı? Adam tek elle sürüyor ya, takılıyor böyle hani ne bileyim şarambole yuvarlan, hiç önemli değil kanka. Önemli değil yani. Ben o de arabadan mi? Zaten ben aynen. Manyak mısın lan? Bende daha önemli. Ben arabayla kaza yapsam içine sağ çıkamam. Tabut sağ çıkamazsın işte. Aynen. Ondan bahsediyorum işte. Bende daha önemli. Ben dikkat ederim. Adam tek kullanıyor. Yani tek elle kullanıyor. Ben ama hiç bak, önemli değil yani. Tek elle kullanıyor. Aynen. Ama mesela tek elle kullanmanın da bir raconu var birader. Böyle gidip tek elle evet, kullanıyorsun evet, diye mesela bacağını malak arada camdan dışarı sarkacaksın böyle yani, bacağın çıkacak orada. Benim demek istediğim şey şu. Sen o kadar kaliteli kullanıyorsun demek ki. Niye geliyor aslında? Hayır biz zaten kaliteli kullanıyoruz. Bir de Ferrari şoförleri. Aynen öyle ya. Lewis Hamilton yanında bok yemiş. Allah'ım bu Şahin bir de arka inlet gösterse var ya bir makas atarız da. Oğuz aynı arabanın kanka şeyinden buldum. Offroad tipi olmayan yani tekerleği o egzozu falan yanda ya sana. Bence offroad'un daha şekil duruyor. Bak offroad'u olmayanını buldum. Kaç para yapıyor? 40 bin lira daha fazla veriyorsun. Ama 68 bin daha. Araba 68 bin ne? 68 bin kilometrede. Şimdi bitti diyorum. Aynı model. 68 bin kilometrede araba. Yani. Yine benzin LPG'li. Gene ya bütün özellikler aynı. Sadece kilometresi düşük ve off-road modeli değil. Bence off-road... 40 bin lira daha fazla veriyorsun. Oğuz abi. Hay abinin.
Ne yaptık gene ya? Bence offroad olanı al ya. Daha şekil duruyor. Ne yapıyorsun? Kanka bana da atsana Feridun. Atayım kanka. Kanka Şahin falan almak ister misin ya? Yok hiç... kanka sağ ol. Yo, yok abi. Canıma susamadım amına. Kendisininkini satacak ama. 2000 model abi. Şahin sana 130'a bırakırım bak. Yok 2000 kanka, model hiç... 78 kilometre. 78 bin de bak daha. Yok hiç... abi almayayım. Yani hiç araba almam daha iyi. Çıtır hasarlı. Yok abi yok. Ben çıtır hasarsız temiz. Çıtır arkadan model. Yemiş. LPG'de çalışmıyor. İşte ev hanımı arabası. Ev hanımları kullanmış daha önce. Hiç içinde küfür edilmemiş. İçinde sigara küfürü yok. Sigara kanka sigara Allah çarpar bak yemin ediyorum. Üst tavan Allah bilir sapsarıdır bak. Benim mi? Ben bindim öyle bir şey yok. Biri bitmeden biri başlıyor. Küllüğü boşaltmayı unuttum akşam dur bak. Arabada kendisi direkt küllük olarak. Var nerede? Kanka Feridun bir şey söyleyeyim mi? Kanka? Arabayı 3 aydır yıkamıyorum. Model daha güzel duruyor. Ne Yavuz? Arazi model daha güzel. Ben daha de, hoş ben duruyor. Ben de dedim. Arazisi kanka daha arazi model tamam güzel tamam. Eyvallah da işte. Bir kilometresi fazla. Şehir içinde sıkıntı olabilir. Yok kanka olmaz ya. Lan oğlum olmaz, bununla var ya milletin ne üstüne bir gidersin ya. Var ya arabayla. Ilık gibi öyle sürenler var ya senden bir korkar yemin ediyorum. Oğuz abi. Efendim canım içi. Söyle. Sana bir oynuyor. Soruda bulunabilir miyim? Adamın 5-6 dakika AFK'yim geleceğim. Bir adam ekran gelebilir misin? Ya oğlum işte her şeye bunu çağırma ya. Ya çok cılız duruyor model de ne yapabilirim diye soracağım. Anlaştırabilirsin. Yo o manada değil yani çok şey boş duruyor. Kardeşim render'ında sıkıntı vardır bak ben bir bakayım. Bir tam taptan baksana 7'ye bas. 7. Kardeşim render'ında sıkıntı var ben sana söyleyeyim. Lan kalınlığı yazsın ha. Bir genelden bak. Yok arka tarafın biraz şişirmen lazım. Şurayı evet. Değil mi? Genel. Üstü yok. Özellikle. Ortayı da. Ha. Şunu yapalım önce. Orayı yapma. Kut hepsini CX yap ya. Bu şarjörün falan çok ince kalmış. O sırıtıyor. Şarjörü. Şöyle şu ikisini büyütsek. Şunu da dahil. Sonrası için mesela bu arka kısım full kalınlaşması gerekiyor. Olduğundan daha ince durmuş şu an. Onun dışında iyi gibi. Topolojiye çok bakmıyorum. Ya yani genel görünümü güzel ya, gibi ama genel arka topoloji. Arkanın hepten şey kalınlaşması gerekiyor. Diğer render problemleri içinde bana bir gelme Yavuz abi hiç. Bir de tek taraflı şey buldum da blueprint. Bu tarafa ne yapabilirim diye düşünüyorum. Lan oğlum onu da ben mi söyleyeyim? Git diğer tarafının resmine bak. Çok zekice. Lan bu M16 değil mi? Hmm. 4 mü yoksa? M16. M16 çakması M4. Ha, kabinet. Ben de bir karakter için bir şey soracaktım ya. Umut. Bak efendim? Şimdi sana M16'yı açayım kanka. Bir saniye bakalım. Yayın açayım. Yani şeyden örnek vereceğim sadece sana. Call of Duty'den örnek vereceğim. Bakayım adamlar nasıl yapmış. Ona göre bir de... kendin bir şey yap işte. Bir de böyle güzel aksesuar falan bilindik var mı? Lazer olur, cart olur. Var. Aeotech Voodoo. Aeotech Voodoo. O ne? Unpack lazer. MRS. Ablam çok küfürlü konuşuyor. MRS Red Dot. Ablam çok küfürlü konuşuyor. Lan bu yuşan nerede ya? MRS Red Dot. Emin sen mi soracaktı? Kim soracaktı? Ben de soracaktım da. MRS yakışmaz. Sesini açayım ya. Sesin çok az geliyor. Yakışır yakışır. Sen rahat ol. Bak şu güzelmiş. Sen rahat ol. Amerikan malı bunlar. Yavuz tamam lan. Bir tane vardı. Agarok muydu adı ya? Umut sen ne galiba? Red Dot. Sen bilirsin. Arok muydu adı? Bir kısayım. Arok değil. Emin şimdi geldi ekran. Umut'cum bu, gel bakayım bir. Aktarlar mesela hani hazırlanıp modelleniyor ya. Daha gelmedi. Şey gitti. Geldi. Sen gittin mi? Evet. Direkt ekran verse sen Discord'u mu paylaşın? Blender'ı altı alınca gidiyor. Bir saniye o zaman. Pencere değiştirdi.
Ya bir seni aşağı at Umut. Umut aşağı al sen ya. Bir. Aşağı aşağı aşağı. Gel atölye derse gel. Şu an gösteriyor mu? Geliyor evet. Bu karakterler mesela modellenip hani retopo falan atılıyor. Ondan sonra elbisesi falan hazırlanıyor ya. Evet. Sonraki aşamalarda mesela hani bunlar satılıyor mu yoksa sadece casual stüdyolarında falan oyun stüdyolarında çalışanlar sadece bunları kendi ofisleri için mi tasarlıyor? Ya hani genelde ben, öyle oluyor. Bir yere yapıyorsan onu başka bir yerde kullanamıyorsun. Ben hani bunu tasarladım ama yani bilmiyordum ne için tasarlayacağımı. Sadece istek üzerine tasarladım da şu anda sadece aklımda o soru kaldı. Yani ya sen birine yaptın yani, bunu para karşılığı mı yaptın mesela? Hayır, bunu birine yapmadım. Sadece mesela kendi çizimim vardı. Referans aldım. Böyle bir şeyi çizmek istedim sadece. Ama daha sonradan düşününce hani dedim sonrası ne olacak diye. Bunu satabilirsin tabii istersen. Yani Easy Trader'a ya da SketchUp'te birkaç sormuştum da galiba şey diyordu o da sadece portföyde gösterebiliyorsun diyordu. Mesela ofislere falan girmek için portföyde gösterebiliyorsun. Onun dışında mesela satamıyorsun diyordu. Satmak için sadece bu environment kısmında şey yapabiliyorsun. Yok yok karakter ya şey çok tutulmuyor. Onu demek istemiştir diye. Çok tutmuyor hani böyle ha. Karakter yapayım satayım o iş biraz şey animasyon falan vermen gerekiyor bir sürü cartı curtu var. Çok tutmuyor ama onun dışında yine koyup satabilirsin yani. Onda sıkıntı olmaz. Ha. Satmanı engelleyen bir durum yok. Sadece çok satmayabilir. Yani bir environment'a göre bir şeye göre çok satmayabilir. Anladım. Yani bir stüdyoda çalışmak daha mantıklı. Ben sadece karakter tasarlayıp satmayı düşünüyordum da. Ya bak satmak istiyorsan da mesela incele yapılan karakterleri DigiTrader'a gir. Bak girelim beraber. Yani bir oturum açayım. Bir tane bilgisayar satmış. DigiTrader'a gir buraya karakter yaz. Sen nasıl karakterler satıyorlar bir incele adamlar. Burada ilk başta çıkanların çoğu çok satanlardır emin ol. Buradan bir tarz belirleyip o tarzda ilerlemeye çalış. Yani direkt laps diye satamazsın asla. Mesela adam koymuş buna bak. Adam yani her şeyle koymuyor. Rig var. PBR texture var. Unreal 4'ün içine atmış bunu. Burada bir sürü handikap var. Karakter kısmında öyle bu arada sadece yani. Mesela benim tavsiyem şu tarz şeyler de satabilirsin. Merak, karakter değil de şöyle kıyafetler yapıp satabilirsin. Daha çok satarsın. Adam şu karakter gibi düşün onu. Kıyafet gibi düşün. Kıyafet siti gibi düşün. $40 kazanıyor. Nereye uğraşıyor? Hiçbir şeyle uğraşmıyor. Bak Space Suit NASA Ace 3D model demiş. Aslında burada adam sadece suiti satıyor. Bilmiyorum anlatabildim mi? Anladım. Ya karakter anladım. Değil de böyle kıyafet yap yani ama gerçekten böyle detaylı kıyafetler yapıp satabilirsin. Ve çok zor değil inan bunları yapması. Biraz Marvel's Designer öğrenci. Göz korkutuyor ya açıkçası. Göz korkutuyor benim de gözümü korkutuyor bir sene önce bakınca ama şu an hani zorlasam şöyle bir kıyafeti 2 hafta 3 haftada belki boş zamanlarda çıkartabilirim diye düşünüyorum. Bak şöyle bir kıyafeti. Ya 2 hafta sürecek diyeceksin ya 2 hafta sürdü bu diyeceksin. $40 saat koyacağım buraya. 67 tane review salmış bu model. 67 kere garanti satmış. Üstü 65K görüntülenmesi var. Bu model en az şöyle diyeyim sana. Yani 1000 kere 2000 kere satmıştır bu adama $40 getirmiş. Bu adam böyle ne kıyafetleri var. Adam 546 tane review var. Hepsi de $60'lar $30'lara bak. Yani inanılmaz para. Sen şu kıyafeti bir kere yapacaksın. Ayda 3 kere satsan. Yani hiç çalışmana gerek kalmaz belki bizim ülkede. Oh. Ama peki, hakkını vererek yapacağım. Bak burada riklerini falan da yapmış. Aynı modelin riklisini yapmış mesela.
Büyük ihtimalle bir kere yaptı. Farklı versiyonlarını yapmaya gidiyor bu sefer iş. Bir tane yaptığın kıyafet. Onun farklı rengi, farklı versiyonu. Satıyor bunlar. Harbiden satıyor. Yani riklemek o kadar zor değildir diye düşünüyorum. Yani çünkü işte orada profesyonel rik yapman gerekiyor ama böyle normal alayım oyunu kullanayım rigi değil de adam her projede kullanabileceği bir rig olması gerekiyor. Anladım. Bunlar shader mı kullanıyor genelde yoksa substance painter mı oluyor? Genelde painter'da boyuyorlar ya. Bu PBR texture dediği için PBR texture çıkartıyorlar. Anladım. Teşekkürler. Bu karaktere bitirelim. Bakalım. Yani mesela bu karakteri bir kere bitir. Sonrasında paso kıyafet kas bu karakteri. Gerçekten kıyafetler çok satıyor. Benim mesela o tarz benim, ben de öyle yapmaya olabilir. Biz burada nasıl render alıyorduk ya? Kaç olmuş? 1.157.000. Bunu geri Blender'a alabilir miyiz acaba? Bilmem. Geleceğiz. Hepsini gönder dedim. Buraya geleceğiz Blender'a. Import dedik. Manuel'e tıkladık. Şimdi bekleyeceğiz. Lan ne yaptık? Yanlışlıkla Grace Pencil'e bastık. Ne yapayım? Selamlar, biz geldik. Umudu getirmeseydin. Niye öyle diyorsun beyefendi? Umudu hani modelle mi bırakmıştın lan? Yok canım, öyle bir şey. Ustamızın yolundan geçti. Kod yazıyorum diyordun geçen. Ha? Kod yazıyorum ben artık diyordun. Ya şimdi hevestir gelici geçici. Daha yaşın 12. İstediğin her şeye heves edebilirsin.
Ben ama sana her şeyi şey önereyim. Mi? Yamaç paraşütü öneriyorum sana. Oğuz ustam ne güzel de dondu o ya öyle. Ulan yanlışlıkla meş diyeceksin Grace Pence'e. Büyükte patladı aslında. Kapatıp yeniden getirsem daha iyi yani. Allah belanı versin. Neyse. Oğuz bira içiyor mu? Oğuz. Sen de. Oğuz. Bira içiyor mu? Alayım mı? Alayım mı? Aa, kötü örnek oluyorlar bana şu an. Abili kardeşli bira içiyorlar. Ben şu an kötü örneği aldım bunlar şu an damarlarıma. Gerçi. Ya ne kötü örneği kardeşim, burada illegal bir şey mi söyledik Allah aşkına? Bir bira olmuş 40 lira, nasıl içiyorsun lan köpek? Nasıl 40 lira kanka? 23 lira Bremen. Bremen. Bremen bira mı lan? Ya kanka fakirlikten içiyoruz, 10 tane içiyoruz işte. Diğerin kaç oldu şeyler, efesler efesler? Ben bayağıdır içmiyorum. Kanka. Ben bıraktığımda malt, 10 liraydı. Efes malt 27 lira. En ucuzu, Efes'in en ucuzu Efes malt 27 lira. Evet. Sonra artıyor işte böyle. Nasıl yani? Tuborg Gold 28,5 mu? 30 mu? İkisinden biri. 29 da olabilir, bilmiyorum. Efes Pilsen fıçı, yüksek alkollü fıçı 32 lira. Efes'in en pahalısı. Amsterdam 44 lira. Başka? Oğlum sen niye ayakla tekrar gibi hepsinin fiyatını biliyorsun? O şekilde kanka, yani o şekilde fiyatlar. Ezberlemiş ya biri. Parayı genel olarak buna yatırdığımız için ezberliyor insan işte. Genel olarak bu fiyatlandırma işte. Ben şu an kötü örneği aldım mesela, ne olacak? İçsem bira, içsem ne olur? Alma kardeş, alma. Sen birayı sen neyine senin? Bir tane içersin dersin ki bu ne, bunu içenin ben kafasını sikeyim dersin, atarsın çöpe. Yani ne diyeyim ben sana yani. Bak şu an iyi örneği aldım mesela. Abi, basit ama çok küçük. Sen rakı örneği vereyim abi. Efe aldık daha geçen, 410 lira. Oğlum ne olmuş lan bunların fiyatına? Ustam harcanıyoruz. Ustam. Allah'tan hiç bir bıraktık. Ya bırak Oğuz ustam. Bırak bu ayakları ya. İçmeyi. Biri ısmarlasa içersiniz değil mi? Biri ısmarlasa içerim. Orası ayrı. Heh, tamam o zaman. Beleş içki. O zaman ayarladık ustam. Abi Google bana mesaj atmış. Google sana mesaj atmış. O ne diyor .com'dan geliyor tabi bu mesaj. Lütfen. Google atmıştır onu. Abi Steam'de 149 liralık oyun bedava olmuş. Nerede? Steam'de ama ne kim? Steam diyorum ya. Tamam link. No, tamam abi. Bir Google arkadaşım bu. Bir arkadaşım istiyor da. Ne lan bu oyunun ismi? Oğlum niye bozuyorsun ya? Warhammer Vermintide 2. Vermintide. Giriyoruz abi Steam'e şimdi. Bedava değil mi? Alıyoruz. Ya Steam'in bedava oyunları bir haftalık falan oluyordu bir ara, hala öyle mi? Ben de şu an mesela Arma 3 müydü? Arma 3'ün olması lazım. Beleşe almıştım zamanında. Ya bazıları ama şey yok. Süreli geliyor, bazıları şey geliyor. Ona dikkat edeceğim. Sen demoları muhtemelen alıyorsun. Demo değil, bildiğin içerik yani. Oğuz ustam bunu mesajı nerede paylaşabiliriz? Yazı sohbeti atsam olur mu? Ne mesajı? Oyun mesajı mı? Oyun mesajı aynen. Oyun. Bedava oyun. Veriyor lan mesaj, zaten şey var ya, ücretsiz oyunlar diye yazdı, senden önce yazdı oraya. Gamer etiketi alırsan çat diye geliyor şeyi. Ha,
Vay be, teknoloji gelişmiş usta. Pabucun dama atıldı. Hele. Ay Blender'ına ya. 2,5 saattir sigara içmiyorum. Basıyor artık sarı, biliyor musun bir süre sonra. Sarım sarmalıyım sana, ayıp ediyorsun ya. Yok yayındayız diye şey yapmıyorum ya. Basıyor artık bir süre sonra. Bak kötü örnek alıyorum ben. Ben millete kötü oğlum, örnek olma da. Alma o zaman kanka, o kötü örneği alma o zaman ya. Ne diyeyim? Ama teşkil ediyorsunuz ya. Allah Allah. Allah Allah, bu polis, adam yüzünden. Polis seni var ya, telefona baksa 12 yaşında hapse atar. Konuşturma beni. Ya benim hatun izin vermiyor odada içmeme. Kim göre iki değil ki, bir şey taktığımız yok da. Yengeniz izin vermiyor. Söylenmeyin arkadaşlar, boş ver. İçmeyin arkadaşlar, ne içiyorsunuz? Haramdır. Zıkkımdır. Oğuz ustam gerçekten fena oldu ha. Değil mi? Vallahi eline sağlık. Bunu bir kaydedek bir daha patlamadan. Öyle yapacağım da öyle yapayım da bilmiyorum ya. Ayıp oluyormuş gibi. Yayın şu an model yapan da yapısı. Arada öyle yapıyorum. Model yapan olduğu zaman açıyorum, onların yayını veriyorum. Umut yayın aç lan. Açayım da şu an çok kötü bir durumdayım. Aç yayın model. Tamam peki. Şey yapmadık mı? Render challenge'ı. Yaptık bence ama orada senin bize done vermen lazım. Nasıl çorlanır diye değil mi? Eğitim vermek lazım. Yok yani mesela bir sahne söylemen lazım ya da sahnedeki modelleri vermen lazım. Render yapacağız da rapsiye çat diye çıkartamayız biz öyle bir şey. Ya da bir konu versek mesela, bir konu. O konuda neler yaratabildiğinizi hakkında. Bu arada render yarışması olsa içinden geçerim. Sus. Benim o şekilde geçen... bir şey yapsak olmaz mı Oğuz? Mesela bir konu veririz. Deriz ki işte çatal. Ya denenebilir. Bu neden şekilde çatal? Bu arada yaparız. Ya bu mesela bu da aslında yani. Yani bu da yani render challenge. Sen bu burada gerçi burada modeli yapman gerekiyor. Evet, modeli yapmam gerekiyor. Evet doğru da hani mesela diyelim bir konu verelim. Hiçbir referans yok. Referansa diyelim ki işte ne bileyim sabun. Son akşam yemeği. Son akşam yemeği gibi mesela bu şekilde bir konu. Bunu tasarlayın. Yani model de olabilir bunun içinde. Ne bileyim işte sahne de olabilir, render de olabilir. Bu şekilde bir değerlendirme yapsak. Abi o çok geniş bir konsept oluyor ama ya. Ucu bucağı olmuyor mu ustam, ya? Ustam sen uyandın mı ya? Günaydın ustam ya. Şimdi terk geldim ya. Terk edilmiş hastane geldi bak. Aga olabilir yani... ya. Sunucu sizin artık. Yapın istediğiniz. Bana sormanıza gerek yok. Hani nasıl bizim Oğuz ustam, ne diyorsun abi? Ağlarım bak. Abi de ben challenge insanım yapacağım. Bana Oğuz etki verdi. Sanki vermeyeceğiz. Hani Yavuzcum sen ya, de üzün. Ya bu şekilde challenge'lar da yapabilirim. Mesela bak ben modellemeyi sizden görerek öğrendim. Mesela bundan öncesinde şey diyordum. Hani bir şey gördüğüm ya zaman ben bunu yapamam diye düşünürken şu an mesela sizin verdiğiniz, sizin Discord'unuz sayesinde ben bir şeyler kazandım diye düşünüyorum. Ki bu şu şekilde ben gördüğümü modelleyebiliyorum. Çorda falan cezası kedi. Yani mevzu şu şekilde. Ben mesela renderciyim. Buradaki herkes mesela renderci olarak görür. Yani biri, bir modelleyen bir insan ya da işte sculptçı bir insan render'a da erişsin. Bak kamera açacağım bir saniye. Bence erişebilir, yapabilirsiniz. Yapabilir abi. Ya bana de, bana gelmeyin bunlarla. Dur çıtır bak dur. Kamera geliyor mu lan? Gelmiyor mu? Tamam Oğuz ustam, niye vuruyorsun ki? Niye vurdun ki beni? Oğlum bir dur, bir sakin ol. Tamam lan tamam, bir dur, bir kamera çıkaracağım sadece senin. Kamera niye gelmiyor ya? Ustam internet perişan. Hard kapitalizm. Neyse tamam. Sessiz. Oğuzlar benim ekran açık değil mi? Heh, iyi güzel. Şu geçmiş temizleyelim de. Hani yapılabilir. Yapın da. Yani benden beklemeyin ama artık bunları. Yapın.
Gerçekten. Ben geri katılırım bak. Hani... Kime müracaat edeceğimi bilmiyorum ustam. Ben bir yargıç olarak kime müracaat edeceğimi bilmiyorum. Yani yaz orada Kutay'a şey. Kutay da mesela merak. O da renderci mesela ağırlıklı. Kutay şimdi askerden tamam. Geldi. Göster. Kutay abi mimardı değil mi? Göster de yeteneklerini de. Çavadır meydan de gel de kapışalım de. Adam mısın lan dedi. Ben söylersem sanatsal söylerim ha. Söyle söyle. Adam mısın de, ılık mısın de görelim gel de. Lubun musun ha? Ben Lubun'um. Ben baştan kabul ediyorum. Ha, pardon kardeşim yayında mıydım? Pardon çok özür dilerim. Neysin sen? Ne? Kim neymiş? O ne lan? Ben ne dediğini duymadım bu arada. Labut mu dedi, Lubun muyum dedi. Ha, işte anlamadım onu. Kötü Büyük örnek olmayalım, boş verelim. Daha kısaltılmış pek kibar bir kelime. Andı ne la? Ha şey Ankara civarı. Kadınsa annenin, erkeksi bayanı. Andın da mı işte değil mi? Ya şey işte diyor ki Ankara civarı diyor. Aranıyor diyor. View. Neyse Umut ekranı verdin mi? Verdim gel. Ben bir Cugara'ya gidip geleceğim hemen. Anlat böyle. Ne yaptığını böyle tek tek anlat ama. Bakın arkadaşlar şimdi. Buraya da bir şimdi scope değil. Yapıyoruz diyor. Scope yapacağız de. Bir gün askerdeyim. Hemen bir Cugara edeceğim. Bir gün mü? Kardeşim sen Tarkov 2'den çorlamışsın. Ne kadar gerçek olduğunu bilmiyorsun. Evet. Gerçekten bilmiyorsun yani ne kadar gerçek evet. Oldu. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Hayda bak bunu dedin bir şey konuşamam. Ben namusunu ödeyen vergisini veren namuslu bir vatandaşım. Ben neyim amına? Namusunu ödeyendim bu arada. Al. Namusunu ödeyen bir vatandaşım ben. Kadir Usta az önce gelmedin alt kanala. He. Ayıp ediyorsun ha. Alt kanalla ne yapıyorsunuz siz ayıp neler oldu neler. Ya şimdi Kasım ayındayız. Ya sen Kasım çalınca katılıyor musun? Çok saçma salak bir şey bence. Yok ya öylesine diyorum da. Aşırı saçma salak ya. Günler torbaya bindi değil mi? Kardeşim ne yaptığını anlatmıyorsun bak. Ben bir renderci olarak anlatmıyorsun. Ne yapıyorsun sen şu an? Bir gün askerdeyim. Evet. Bakın şimdi scope yapacağız. Terörist vuruyorum. Scope holder yapacağız. Scope holder ne oluyor? İşte bunu tutacak bak alttakini. Şimdi buradan tamam, geliyorsun. Evet. Lan yeni obje spawn ediyorsun. Sonra onu küçültüyorsun iyice. Sonra rotate ediyorsun. Rotate ama bak. Boldrayeli. Erkek gibi böyle. Sonra bunu şuradan geliyorsun. Şöyle uzatıyorsun buraya bunu. Sonra bunu buraya uzatıyorsun. Sonra şurayı hafif düzlüyorsun. Sonra hafiften şuraya indiriyorsun. Detaylı olsun biraz modelimiz ama. İtibardan tasarruf olmaz. Very detailed. Şimdi şöyle oh. Bir de şöyle oh, bir de böyle oh. Sonra da şuradan şunu çıkarıyorsun mesela. Ha, bu hareket öyle olmaz. Peki onu neden çıkardın? Çünkü referans öyle gerektirdi. Peki oraya ne takacaksın biliyor musun? Biliyorum. Buraya şey takacağız, şunu takacağız. O yüzden şu an böyle dairesel olman lazım. Hayır, o üstte ne takacağını biliyor musun? Gram fikrim yok. İşte bilmediğin için yanlış modelliyorsun abi. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Kuro patron sorunu yaşıyorum. Böyle olmaz abi. Oğuz abi beni her gün mobbinge sokuyor. O herkes mobbinge sokuyor. Kuro patron. Değil mi ya? Anıma izin vermiyor. Abla bu çok küfürlü konuşuyor. Ne diyorsun lan? Benim iş yeri diyorsun. Benim iş yeri diyor. Yok canım ne demek estağfurullah. Öyle bir şey yok. Tövbe station yani. Abi çok küfür konuşuyor. Söyleyeyim mi aşkım? Blender'da böyle bir şey görüyorum ilk defa ya.
Evet, muhabbete geliyor. Ne o? O program ne kanka? O kullandı. Umut var 13 yani yaşında. Şey evet. Bak Kadir bizim bilmediğimiz şeyleri de gösteriyor. 13 yaşında. Evet. Sonra öğrenin diyor. Bakın ya. Nerede? Niçin, nerede? Ya işte neydi? Takip etmiyorsun. Sen de bir lobunsun kanka. Ben bir... Cari mi? Cari ne? Evli değilim arkadaşlar saçmalama. Ben hastayım, hastayım. Hasta mısın? Cahreyn VS mi atacakmış Oğuz abi? Nerede, ne zaman, saat kaç? Kafes dövüşü. He, arkada kimin sesi Cahreyn'e benziyor ki burada? Benzeyen de yok. Herkes. Yalçın abi tam Holmes değil miydi bu arada Oğuz abi? Şu Yalçın abiyi de bir ben görmedim. Yok değil lan. Yalçın sesi daha sert. Şu an yayındayız. Sarttı. Sövmek istemiyorum. Teşekkürler. Ya, tanıyor musun lan? Kimi? Yalçın'ı. Yok şey, diğer konu bakımından söylemek istemiyorum. Yalçın tanımıyor. Cahreyn'e mi? Hmm, aynen. Cahreyn de seni tanımıyor. Sövgüsün ne olacak? Yok abi, gerek yok. O adam sürekli dava açan biri, yok gerek yok ya abi. Yeni arabasını alacak daha şimdi. Sen bir konuş da. Abi burada gelip buluyor bir seni değil mi? Bulur kanka. Buldu mu bulur o adam ya. Yok gerek yok abi. Ne gülerim ama var ya. Araba alacak adam ya. Konuş da. Kanka arabasına küfrettin az önce ama inşallah bulmaz. Siz bu konuşun da adam çocuğuna şey yapsın. Mama alsın. İhtiyaçlarını karşılasın. Emzik alacak emzik. Arayın abimizi çok severiz. Kardeş ya, bak en ufak bir şey de adama direkt yazarım. Ben bu arada harbiden evet. Seviyorum Cahreyn'i ya. Hani biraz... Mizacı çoğu insan sert geliyor ama. Bana da ya. İşte böyle konuşun. Ya benim tarzım değil, öyle diyeyim. Ben sevdiğim tarz yani. Bir kafa yapımız uyuşuyor biraz. Biri de bana ya küfür mesela, hani şimdi herkes sövüp de biri sana küfür edince para alıyorsa ama biraz şey. Ama bunu Sago da yapıyordu zamanında. Allah sahibine bağışlasın kardeşim. Amin kardeşim. Adamsın. Ben şimdi Oğuz abim yakında olsa, tamam mı? Yakın değil miyiz lan? Gel de bir arabaya atlayıp gelirim, ayıp edeyim. Yok, çok yakın değiliz abi. Böyle hani sokak ortamı olsa. Ben Oğuz abime öyle poşet poşet alkol götürürdüm mesela. Ben istemem, küçük çekmeceye taşınıyorum kardeşim, ayıp edeyim. Heh, yapabilirsen yap abi. Ama ben şimdi ötüm lan, kimin yanında olacağım ya? O yüzden olmaz. Bir gün o da olur abi. Bir, yani. Lubun musun abi? Lubunum abi. Ben Amerikalılara veriyorum. Ankara civarı Lubun aranır. Lubun ne lan harbi? Bir söyleyin ya artık. Lubun. Erkeksi kadının bayansı annesi. Erkeksi kadının bayansı annesi ne? Bayansı annesi. O ne demek? Oluyor işte? Lubun yani olur ya. Ankara civarı kanka. Oğuz abi. Ankara civarı, anlasana. Oğlum adam akıllı travesti desene de. Diyemiyoruz bunu işte. Sansür yasası moruk. Ne alaka lan? Kanka bunu söyledin diye aksine seni kutlayabilirler bu arada. Harbiden. Nasıl ya? Gecenin sonu geliyor. Hasret. Lubun deyince şimdi kutlanıyor mu? Orayı kaçırdım. LGBTQA++++. QA++. Oğlum ibnelik ne zaman? Neyse. Neyse konuşmayalım. Sansür yasası. Burada Call of Duty oynayan var mı? Ben oynuyorum. Kardeşim biz karşıyız evet. Bu tarz şeylere. Modern Warfare 2 ben oynuyorum. Denimiz yaran falan ne? Ne? Denimiz yaran bu tarz şeyler falan. Kim yoksa? Girelim, bir şeye gideceğim. Bir tekele gidip geliyor. Oğlum herkesin hayatı. Tamam. Kimse karışamaz. Kimi öyle sever, kimi böyle sever. Oğuz ustama bir tane bira ısmarlıyorum hemen. Bana bir tane uzak, bile değil. Üç benden tane. Uzak Allah'a yakın olabilirler mesela. 20 tane ısmarlıyorum. Ona okey. Hadi öpüyorum. Geliyorum hemen. Geliyorum. Adam Oğuz ustam dedi de ben değilim bu arada. Kardeşini ısmarlıyor. Onun adı Oğuz. Ferun'un? Evet. Modern Warfare'in yenisi olan 2 değil mi? Evet. Tamam okey, geliyorum. Bekle. Geliyorum hemen. Tamam ben oyundayım zaten. Gelince gireriz. Oğlum 1000 lira verdiniz mi lan gerçekten? Evet. Benim hanım izin vermiyor.
Aşkım bir tane oyun var 1000 lira. Ne yapıyorsun? 1100 lira. Ayın 23'ünde doğum günüm var falan diyor. Doğum günüm var. Aşkına oyuna mı vereceksin bu yaştan sonra? Şey diyor, doğum günümde alırım diyor ama bir seneye. Ne gibi? Sen çoluğunun çocuğunun rızkı seneye niyetine yiyecek misin orada burada? Bir şey yiyeceğim. Seneye bu oyun olacak 2100 lira neredeyse. Yavuz. Peki, Yavuz. Rızkını ye boş ver. Ne gibi? Ha, ben de onu diyecektim. Çocuğumuz var. Ziya abi diyor zaten takı takmayayım diye WoW edeydim diye sana. Ben de kabul ettim açık. Son olur mu? Burası bak. Yok bu istediğim değil de o da istediğim oyun. Oha burası bari gırtma lan. Bu arada, bunlar bayağı sağlam yapmışlar. Bari bir tak takmayıp da oyun almak isteyen varsa önce iletişime geçebilir. Bu arada mantıklı. Neden olmasın? Kardeşim ben sana alırım çok istiyorsan ya. Sen tak lan oğlum sen. Akir adamlar oyun alasın. Arkadaşlar takı niyetine birer Minecraft hesabı isterim. Ama premium. Hani şey olarak. Gmail falan kendi adresinize. Lan o bende bile yok. Zaten 30 euro bile şu anda. Minecraft niye öyle lan? Efendim? Minecraft her zaman pahalıydı ya. Ortaokula gidiyordum ben gene pahalıydı yani. Evet. Sanki o kadar değildi. Demek 20... zaman geçmemişsin. 22 mi 24 eurodan mı ne 30 euroya çıktı. Ben ne zaman bıraktım Minecraft'ı hatırlamıyorum ki. Abi eskiden dolarla euro bu kadar pahalı olmadığı için ucuz fiyatlardı. Şimdi öyle değil işte. Ya gerçi biz Minecraft'ı oynadık. Ben de uzun süre konuştuk orta oynadım da. Şimdi Hypixel'le oynuyorum cidden farkı var ya. Ne zamanlardı ya. Umut'la aynı yaştaydım. Ben Minecraft'ta uçan ev yapmaya çalışıyordum. İnceledim ya. Ben bu kadar algoritma inceledikten sonra. Umut modelleme yapıyor. Adamsın lan Umut. Lan oldu ya. O da değişik bir şey oldu modele ya. Bozulma başlatma olası. Abi ne de. Adamsın diyor sana cevap ver. Ha, çok benzer yönümüz var. Sen Minecraft oynuyor musun? Yok. Benzemiyorsun. Adam değil miyim o zaman? Yok adamsın işte ondan diyorum. Şu an Minecraft oynayan varsa girebiliriz. Gel. Tamam. Yok. Son şimdi oyuncu ben... ölmez mi abi son oyuncu? Şimdi ben Hypixel gireceğim Bedwars. Sen arkada bak şimdi öyle. Abi son oyuncu girsek olmaz mı? Son oyuncu ne lan? Bedwars oynarız abi. Umut gerçekten 12 yaşında mı merak ediyorum. 12 yaşında. Şişman. Bir bu kadar da yerin altında var. Hayda. Boyu da 1.40. 1.65 ne biçim konuşuyorsun? 1.65 yani? Misin lan sen? Valla. Lan biraz daha... Abi çok şey değişmiş ya. Beni geçecek anası. Oğlum abi sen 1.40 misin? Sen nasıl geçiyorsun ben ya 1.65'le? 1.65 beni geçmeye müsait. Ben olur. Şu an neyi modelliyorum? Şu hayır. An... Şeyin... Bunu nerede kullanacaksın onu soruyorum. Portfolyo. İşimiz bu. Allah Allah. Çocuk 12 yaşında portfolyo kasmaya başladı. Ben direkt aset şey yapıyorsun zannettim. Açtım. 20 yaşına geldiğinde Umut büyük ihtimal bu tarz sektörler olmaz ya. Umut yani... 20 yaşına geldiğinde dünya olursa ses. Abi öyle deme ya. Oğlum ben... düşünsene Umut 20 yaşına geldiğinde biz çoktan 30'u yaralamış olacağız lan. 30 mu? Ben de 23 yaşında mı ne olacağım işte. Ben Oğuz abinin elini öpmeye falan gideceğim. Gel o zaman büyüyeceğin için sana başka bir şeyler öptürürüm ben. Hayda. Umut ileride dikkat et kendine. Guy panik. Umut'a... Ben var ya İsmail'i de çağırırım sen geleceğin zaman üf. Hayda. Umut sen dikkatli ol Umut. Lubun var burada alo. Mahalle. Buluştum zaten ben geçen işte şey. Şey diyordu. Umut'u. Yok Umut'u. Umut'u çağıralım da bir dövelim falan diyordu. Der. Umut burada herkesi bir ara sinir ediyordu ya.
Ötüm ötüm baya kinli, halis kinli. 12 yaşındaki ya, çocuğun abi... bir sürü yetiri var. Halis abiye ben abi demedim diye kinli. Haricinde hiçbir şeyim yok. Kinli niye diyorsun o zaman mesela? Efendim? Kinli niye abi diyorsun? Daha fazla kinlenmesin. Tam burada kin abi demiyor. Adam yokken abi diyor. Var abi beni dövüyorlar. Abi diyor koş. Blender'da küpe niye animasyon yapıyorsun ki? Kim küpe animasyon yapıyor? Böyle bir Blender'da küpe animasyon yapak özü olayını yazmışlar arkadaşlar. Yapmayın arkadaşlar Blender'a küpe animasyonu. Şu kanala şu oyunu atmayın. Bu adam bu arada makro. Bunları mecbur ziremeş vereceğim ya. Bunları tek tek göremeyiz. Bu mu sapık tecavüzcü kokuna nefes veren? Biraz. Mikrofon fazla yakında kalmış. Fazla. Biraz ya. Harbiden deminden beri işte nefesini çekiyoruz içimize. Keşke daha önce söyleseydiniz. Ciğerler solmuş bu arada. Tütünü bırak. Yok sigara kullanmıyorum. Tütünü bırak dedim, sigarayı bırak demedim. Taptişini de kullanmıyorum. O zaman gene de tütünü bırak. Peki. Pasif de içme. Tabi. Lubun iç. Lubun. Evet bir abi şey geldim. Feridun ustam. Şey ustam girelim. Girelim ustam aşağı. Duyuyor musun beni? Geçelim aşağı. Efendim? Geçelim. Yaşıtlarından böyle ileride bir şey sahibi olur, başarabilir dediğin kişiler var mı? Büyük yerlere gelir dediğin. Yaşıtlarımdan. Hı-hı. Yaşıtlarımdan. Çünkü benden sonraki jenerasyonun bilemiyorum. Şu anda 17 yaşındayım yani kuzenlerimden falan biliyorum. Çok saçma bir jenerasyon yetişiyor arka planda. Çok doğru. Şimdi ben de bir şey diyemedim. Umut diyor ki benden sonraki ölsün. Girdiği arkadaşlarım. Efendim? Yok. Ne, o yukarıdaki nereye kayboldu? Yayınlar öptüm. Görüşürüz. Görüşürüz teşekkürler, kardeş. Teşekkürler. Bay bay. Aşağıdayız biz. Öptüm mucuk mucuk mucuk. Dayız. Bay bay. Bay bay. Bay gelsin. Bilmiyorum ya. O niye böyle yaptı mesela? Ne oldu? Boş ver. Orayı çıkardık, orayı çıkardık. Şunu çıkardık, bir de mantarları çıkaracağız. Mantarlara da şey atalım. Bömeş atalım, uğraşmayalım bunlarla da. Ne kağıtları? Rapor geçiyor. Ne kağıdı? Çıkartırız ya devletten. Bilmem ki. Randevu E-Devlet'e girdilerse gördünüz herhalde. Lova çekme işleri bazen bayağı sıkıyor. Mantarları da aldık. Ya sanki burnundan mı öpüştüm ben?
Az önce ekranın içinden yoktu inşallah kimse. Tüh kaçırdık ya. Ben yatıyorum. İyi geceler herkese. İyi geceler. Umut büyünce ne olacaksın? Umut gitti mi lan? Büyünce emekli olurum herhalde. Büyünce adam ol da. Emekliye sonra mı bakarız? Öyle sorduklarında adam olacağım değil mi? Ah randoğu. Girmemişler. Sekreteryadan geri vermez. Oğuz abi. Hı. Modelin OV'sini açman yok mu? Açacağım zaten. Efendim? Açacağım zaten. Benim modelim. Yok. Niye? Dandik modelleri yuva açmadım. Dandik mi? Gel bakayım buraya. Dandik derdi. Baktığım zaman anladım. Nesi dandik ya? Gel bir daha bak. Scope falan yaptık. Scope şok mu kalma olmuş? Scope baksana. Bir şey değiştirmeyecek ki. Model dandik. Nesi dandik? Şuna bak ya. Bak şuradaki şu geçiş hard surface. Genel genişten göster. Orası kötü olmuş mesela. Low poly mi yaptın? Ya yani yer alık low poly mi olacak modelin? Yo yani bazı detaylar normale girerim dedim de low poly değil. Normal. İşte bitirince bakalım. Ha? Bitirince bakalım olur mu? Tamam. Tam dandik geliyor öyle gözüme. Buna da lazer mazer ekleyeceğim caksucuk. Şey yapayım mı? Tarkov'da var ya. Şunun üstüne bir tane daha scope takabiliyorsun abi. Bu öyle bir şey. Böyle bir sürü uzatayım mı? Dörtlü beşli scope. Şöyle falan böyle ne bileyim. Of çok güzel olmadı mı Oğuz abi? Ben göremiyorum. Bunu bitirmem lazım. Tamam. Bunu da atalım lova. Yapma şunu ya. Şey iyi mi Oğuz abi? Tutma yarı. Benim ekstra hoşuma gitti neyse. Oğlum hoşuna gidiyorsa sormana gerek yok ama işte biraz daha detaylandırman gerekiyor sanki bazı yerleri. Ya da... Benim hoşuma gitmeyen senin hoşuna gider. Yok, benim hoşuma gitmeyebilir. Modele ve genelden hani bir de şey yap. Mesela bugün yaptın yeter. Yarın tekrar bak. Ya bugün sadece scope'u yaptım. Scope harici. Arada ara verme modeli. Şimdi şöyle yapalım. Yapabileceğim bir şey.
Parmaşın iyisi neydi ki? Efendim? Ayva ahlamur yapıyorsun. Miden çok kötü. Tamam. Tamam. İçerim. Sucuk mu? Sen yedin mi hiç? Sen yedin mi hiç? Sen. Sen iki yumurtadan o zaman, sucuktan değil. Ivy'di değil mi? Bir an aklıma gelmedi ya. Yani. Sadece bu kaldı. Sen Apple'inde bunu atalım. Eyvah. Çıkaralım ya. Aleyküm selam. Oğuz abi. Efendim. Bir şey sorayım mı? Sor. Sen şurayı nasıl yapıyorsun? Yani. Yani şey manasında. Gel öyle anlatayım. Ben sormasam o zaman. Tamam. Şöyle bir yuyu açacağız. Hızlı hızlı bir yuyu açalım. Sadece oralardan kesince oluyor mu? Heh, böyle. Al transform yapma amacı ya, bütün modelin burası scale değeri bozuluyor sen scale ettikçe. Şöyle oluyor mesela. Onları sıfırlamak, çünkü sen burayı sıfırlamazsan burada şey buradakiyle gerçek orantılı geliyor. Birbirlerinin orantısı. Bir şu anki mesela orantısını koruyup buraya da almak için UV kısmı. Ona birazdan daha detaylı gösteririm. Yapar mı ya? Nasıl kessek? Ben arkada nasıl? Yani şu aralıktan. Bunlar niye kaldı lan? Saat 1:30 olmuş nereye? Sorma diyorum. Soralım mesela, ne olacak şimdi? Sorma. Velev ki sordum, ne olacak şimdi? İyi şeyler olmaz. Kim verecek bunun hesabını? Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Hayda. Bu EO Türk budunun ne tarafı düzüyor? Şöyle değil mi? Ya böyle yalap şap açsak mı? Vallahi aynısını yapmışım. Gel sarım ışıkları. Oğuz abi övünmek gibi olmasın da öğrenci mükemmel model yapıyor ya. Öğrencimin mi? Öğrencin. Demediğim öğrencim. Oğuz abi ben bir ara başkasının öğrencisi olmuştum, hatırlıyor musun? Ha, sevilmiyorum. Ah lan Ali abi. Sen kimin öğrencisiydin? Şimdi bir başkasıyla bir başkasının diye bir söz vardı da neyse.
Kötü örnek ol bana hadi. Yani başkasıyla başkasın bozulmuyor keyfim kardeş. Öyle değil de olsun galiba ama neyse. Ne o? Senin telefonunu versene bana. Şarjım yok, ben kendimden kendime atayım. Kimle konuşuyorsun lan sen? Seninle konuşmuyorum. Bak ne benimle konuşuyorsun? Kimle konuşuyorsun? Ha şimdi bir başkasıyla başkasın bozulmuyor keyfim. Önlü arkalı mı? Önlü. Arkası boş muyuyor? Orada da mı raporlayayım? G'ye girerler vallahi. Hah. Bir de bu var. Anne. Keşke mirror'u bozmadan önce açsaydık. Neyse. Bak şimdi burada ultransom dedik ya, hepsini birbirine orantılı böyle açıyor. Ondan onu ultransom diyorsun. Yani orantılığını koruyor burada. Böyle gönder. Boot chest. Ultra low. Üstünde kaydetmiştim. Kapat. Kapaydı. Bunu export derken bir de safsız painter açalım. 3 saat evet, oldu. Evet. Çünkü yavaştan bitirelim bu olayı. Bake alayım. Çok az ön renklendirmeleri yapalım. Bitirelim bunu bursa. Hemen modeli çekelim. Slow, efendim. Şöyle bildiğin Tarkov'un böyle aksesuarları falan var ya, ya değişik değişik. Açık değil o tarz mi? Şeylerin o tarz şeylerin olduğu böyle referans sitesi falan yok mu? Tarkov silahların mı? Yani enteresan bak. Parçalarının daha çok. BK kendilere dikkat etmem gerekiyor. Modelin örtüşmesine dikkat etmen gerekiyor. Saniye ben buna bakmadım. Ya bir de bak isimlendirmeyi düzelttim ben burada hemen. İsimlendirme önemli. Burada materyal var. Bunda da materyal var. Bunda da materyal var. Burada yok. Mesela isimler E1 high, E1 low diyor ya. Bunları birbiriyle örtüştüreceğim ben. Şimdi göreceğiz ya. Büyük ihtimal birkaç yer patlayacak. Patlamamasını umuyoruz. Steam'den aldığım Subsist beni çıldırtıyor ya. Böyle aramaya Subsist deyince Adobe'ye bağlıyor. Geldi lobumuz buraya. Bakalım büyük ihtimal birkaç yerde patlayacağız ama burayı 2K dedim. Ay poligon meşimi de seçelim. Frontal distance 0.03 kullanıyorum genelde ben. Öneririm. Sampling bilgisayarınızın gücüne göre değişebilir. Efendim? Şurada by mesh name'i seçin. Yok. Eğer yani benim gibi sinirlendirme ayarladıysan. Burada da vertex color diyeceğim. ZBrush'tan bir renk katmıştım çünkü. Yine by mesh name. By onisan mesh name. Always in'le onisan mesh name. Dedik. Başka bir ayar yapmaya gerek yok şu anlık. Bakacağız tabii göreceğiz. Belki şeyde bey kalabilirim ya. Beğenmezsem burayı. Marmoset'te. Şöyle yapalım.
Yeni gelen şey biliyor musun? Bent Normals falan, o ne mi? Yok, o muhabbetleri bilmiyorum. Şu an bayağı iyiydi gibi. Sarmaşıklar patlamazsa tertemiz yedi gibi duruyor. Bak rengi de yedi. Şey var ya. Umut şu sesi yapsana. Hangi ses? Badum tuz. Hangi sesi? Perfect sesi ya. Ha. Şurayı mesela kötü yuva açmışız. Çok bariz belli. Diğerleriyle karesi hiç uyuşmuyor. Bunlara dikkat edin. Ama yine güzel duruyor. Bir yerde patlamış o bir. Kaç yerde patladı? Onları niye bayağı patlattı? Ayşe'nin içine girmiş. Ya yesin o Bay Meşteyim dedik ya. Ha doğru. Yo, bu da şey. Ya onu mesela görmezden gelip sonradan düzeltebiliriz. Diğer kısımlar iyi olduğu için. Şöyle bir şey yapalım. Biz yapsak ama içimizden geçer mesela. Sen yaparsan kötü olur tabii. Ben yapınca kabul edeceğim. Yat edeceğim. Tabii. Alır diyelim şuraya. Şimdi direkt atalım. Kapatalım. Hem no hem de şey falan deyip. Hiç. Benden ses mi geliyor? Hı. Sürekli yanıyor benim mikrofon şeyi. La, hadi seriden boyayalım bunu. Nasıl yaparız bu işi? Pürefi alayım şuraya bir yere. Hızlı hızlı sadece base, ya mesela burada biraz detay girmemiz lazım şimdi. Şunlar falan da var mesela. Onları ayrı çıkarmamız gerekiyor. PNG resmi gibi çıkartıp sağlı soluna yerleştirme serpmemiz gerekiyor. Bir model kendini gösterdi. Şuradaki bake hatasında bakalım lan. UV'de mi bir yer üst üste geldi acaba diyeceğim. UV'sini mi açmadık ya da? Olabilir bu arada. Ha, bunun hayı yok. Bu modelin hay poligonu yok arkadaşlar. Nerede o? Bunu tutacağım. S1 low'muş. S1 high'a. S1 low, S1 high'a. Yapıştıracağım. Artık onun da bir hayı var. Öyle mi bırakacağım mesela? Hani low'u kapat. Ya bir daha şey yap. Keşke. Ya mesela işte onları bu tarz bir model yapıyorsan zaten bir günde yapmazsın. Şu an biz hızlandırdım. 3 saatte çıkardık modeli mesela. 3 saat yapmazsın bunu. 3 saat yetmez böyle modeli. Şu detaylara girmen için falan bir gün uğraşırsın yani scalp'ta. İstediğin detayı ondan sonra ver. Biz şu an hani 3 saatte hızlı hızlı yapmaya çalışıyoruz ya. Orada bir şeylerden fedakarlık yapıyorum şu an. Yapmamak için biraz süre ayırman gerekiyor buna. Mesela UV'yi de böyle açmazdım normalde. Low'u da böyle bırakmazdık ama bazı şeylerde şu an fedakarlık yapıyorsun. Bence yapılmaması gerekiyor ama 3 saatte çıkması için, yoksa 10 saatte yapacağız desek bambaşka bir progres uygulanır belki. Bak orada düzeldi şimdi. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Çektik. Viewport. Asset kısmı çok önemli değil. Zaten 3DX'in büyük ihtimal materyalini atacağız şöyle direkt.
Ne? Metal bir kısmımız var mı? Yok. Bilgisin. Main color'a da bir tane tahta verelim. Böyle yapalım mesela. Hızlıdan renk verip edge color'ı aynı rengin açığı. Edge color koyular. Top gradient color. Pembeye git biraz. 4 attım en koyusu. Yeşil mi bu? Daha koyulaştır. Edge'i ver. Edge blue kalsın. Variation. Arayı fazla boş bırakmışız. Onu kapatırız. Bunu kopyaladım. Yeşili alalım bir de. Evet. Ya işte yaptığınız oyunları bir publisher'a götürmeniz gerekiyor ve onlardan hani onlara oyun yapmanıza gerekiyor. Eğer 3 senedir, 2 senedir, 5 senedir, 6 senedir yapıyorsan elinde bir oyun portfolyosu vardır. İşte publisher'a gidip diyeceksiniz ki bakın biz bu oyunları yaptık. Hani size yapalım diyeceksin. Publisher'la anlaşman gerekiyor yoksa kazanamazsın. Reklam basmadığın sürece oyundan. İşte publisher'a gideceksin diyeceğim ben bunları yaptım diyeceksin. Bak ya da işte kendi bir CEO gibi de tanıtabilirsin. Ayda belli bir oyun üzerinden anlaşma yapacaksınız. Ama o işler tam nasıl dönüyor inan ben de bilmiyorum. Publisher'a ya. Ama tek başına hani öyle şey yapmak zor gerçekten. Olmaz.
Ya başlarda mesela bir firma altına girmeniz daha mantıklı olabilir. Mesela bazı firma şey de yapıyor sizin gibi. Ufak tefek ekipleri kiralayıp kendi oyunlarına destek attırıyor. Hani arka planda oyun yaptırıyor onlara. O tarz bir şey de deneyebilirsiniz mesela. Yani halihazırdaki bir firmanın altında ekip olarak çalışabilirsiniz. Denenebilir. Ben şu an bir firmada çalışıyorum 3D artist olarak. Crazy Labs'a direkt Google'dan yazıp bulabilirsin büyük ihtimal ya. Bir de hazır bir boot atmayı deneyeceğim. Aslında. İyi geceler. İyi geceler. Evet. Oğuz abi, bir saattir yan ekrandan bakıyorum da. El boyaması gibi scout yapmışsın ya. Face benim gözüm alıyor ya. Tekstür tamam. Bu ne? Render modu falan mı bu? Profil. Ha. Ages. Hiç anlamam. Neyse. Güzel bir icat. Oo. O zaman bir ara Eymen şey sormuştu sana. Şu color book vardı ya. Onu unuttuk ya harbi bak onu bir ara hatırlat. Abi Bakalım. onu aynen. Ben onu biraz uğraştım. Adamın anlattığı şekilde hani soften curvature, hard curvature falan böyle üçe ayırmış curvature'ı. Üç tane.
biraz uğraştım da şey istiyor. Prosedürel tarzı. Her şeyi bir klasörde toplamak lazım. 2-3 klasör yaptım ben de bok gibi oldu biraz. Yine bunu kullanacağım herhalde ya. Bunu derken? Ben de elle boyadım. Ha, bu daha güzel evet. Kenarları siyahlık olmuş biraz bak şey sağ üstte. Onlar falan güzel. Onlar. Hı. Onları da sen boyadın değil mi zaten? Evet. Bunları koyarsan bunları koymayacağım. Ya da yedireceğiz. Bu beyazlık aşağı kısımda kötü duruyor biraz ya. Siyah olan yerde beyaz oluyor ya. Hangi ha, beyazlık? Az önce bir beyazlık vardı ya. Kapattığın yeri. Ya biz sarmışıkta kullanıyoruz. Sarmışıkta şurayı boyamayı unutmuşuz ikisini. Ya unutmadın da bunları yanlışlıkla bozdun mu orada? Bunlara şey mi yapsak? Sil abi lovunu ya da blender'da boya. Ya da üstüne getiririz. Blender'da yürü giydir. Aynen. İşte render burada güzel olur. Neyse. Böyle daha iyi duruyor ya değil mi? Evet evet. Bunları düzeltsek. Mesela bunu böyle şu an. Aegis'li Aegis'li 2D View'den bakalım bir bey alabilecek miyiz? JPEG 8K. Ya bu Riot dosyaları paylaşmış ya abi. Riot Art olarak. Aha işte geldi lan. Paylaşmış. Bundan aslında evet. Devamını boyarız, düzeltiriz. Şey diyecektim abi sana. Hı. Bu Riot Art, Riot Education olarak dosyalar paylaşmış ya. Rigler, shader'lar, karakterler, ZBrush dosyaları, Photoshop dosyaları, Handpaint dosyaları falan. Evet. Şey, ben orada hepsini indirdim. Rigleri falan indirdim incelemek için. Adamlar riglerin pluginlerini koymuş ama Maya 2014 olduğu için çalışmıyor. Bu adamlar 2014'te mi çalışıyordur hala? Yoksa 2014'de böyle bir celleme mi getirmişler, ne yapmışlar? Sahnede Aegis yok ya, bak nasıl duruyor. Neyse, hallederiz onu da. Büyük ihtimalle 2014'te çalışıyor olabilir, bilemiyorum. Mert, bu çok garip bir soru. Riot'a sorman lazım bunu. Geçenlerde şeyle ilgili mail atmıştım, rigle ilgili. Ona döndüler. Böyle bırakalım da devam ederim ben buna. YouTube yayını şimdi kapatayım arkadaşlar. Sorunuz yoksa. Bugünlük burada bitirelim. Gerçekten çok uzadı çünkü. 3,5 saat oldu. Bir süre sonra kafa almıyor artık. Sonuç böyle olmaz büyük ihtimal. Şuraları da yeşile boyayacağız. Zaten yani bunu mesela böyle yaptık. Export ediyoruz 2D view olarak sahnede gördüğümüzü. Üzerine handpaint devam edeceğim ben. Boyamaya şu materyali. Toparlarız yani hata olan kısımları handpaint ile Photoshop ile düzeltiriz. Ben mesela bu tahtayı beğenmedim mi? Yeniden buraya tahta boyayabilirim yani. Şu an öyle bir avantajımız oldu. Elması da bazı yerlerini. Ha, şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Geceler.